Merhaba, iyi akşamlar. NTV'de zincirleme reaksiyon akşamı her cuma olduğu gibi bugün de birbirinden farklı 6 konumuz var ve bu konular için 15'er dakika zamanımız olacak. Bir de çatı başlığımız var ki o dün, bugün, yarın, değişenler, değişecekler, zaman ve ışık. İşte bu kavramları konuşacağız. Herkes yerini aldıysa zincirleme reaksiyon başlıyor. Zincirleme reaksiyonda birazdan zamana ve ışığa hükmetme yolculuğunu konuşacağız. Işığın bulunuşundan bugüne, gökyüzüne bakmaktan neden vazgeçtik? Konuğu tarihçi ve yazar Burcu Belli. Felsefesi, kültürü, şarkılarıyla 90'lı yıllar bize ne anlattı? Nostaljinin duygusal derinliğinden günümüz gerçekliğine. Neden yapay ışıkları söndürüp gökyüzüne bakacak zamanımız yok? Konuğu sosyolog ve yazar Nurdoğan Arkış. Yapay zeka mı yoksa insan mı? Gelecekte kim kimin patronu olacak? Konuğu bilim ve bilim kurgu yazarı Doktor Tevfik Uyar. Dünya ve biz hayal ürünü müyüz? Kuantum fiziği ve Mevlana arasındaki bağlantı ne? Sicim teorisinin özü ve tasavvuf ilişkisi. Konukları fizikçi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve tasavvuf araştırmacısı Hasan Kerim Güç. Bu akşam bütün konularda bize eşlik edecek konuğumuz karikatürist ve heykeltıraş Erdil Yaşaroğlu. İşte bu konuların hepsini bizimle beraber konuşacak ve programın başından sonuna benimle olacak konuğumuz burada. Sanatçı Erdil Yaşaroğlu, hoş geldin Erdil. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi biraz ipuçları veriyoruz biz bu giriş videomuzda. Umarım. Neler olacağına dair pek çok kişi yanımıza gelecek, farklı farklı konulardan konuşacağız. Ama önce biz konularımızın genelinde aslında ışığın bulunuşundan bugüne bir zaman yolculuğuna da çıkacağız aslında. Ve biz burada Işıktan itibaren hayatın nasıl hayatımızın dönüştüğünü konuşacağız. Şimdi buradan mizaha gelmek istiyorum. O da şöyle. İnsan kadar eski bence mizahın da tarihi. Herhalde birbirlerine atalarımız da şaka yapıyorlardır diye düşünüyorum. Umarım yapıyorlardır. Bir yerden başlamış olması lazım. Evet. Peki böyle zamansız şaka diye bir şey var mı? Yoksa hep dönemsel midir? Genelde mizah dönemi yansıtır. Yani en azından bizim yaptığımız mizah, ama tabii daha böyle zamansız olabilmesi için çok zor bir şey. Neden biliyor musun? Şöyle bir şey. Çünkü anı, dönemi ve detay üzerine kurgulanır ya mizah sonuçta. Dil oyunları vardır. Orada çok bir yani bir şey vardır. Bir adet üzerine yapılır. O anlık bir hikaye üzerine yapılır. Belli alışkanlıklar. Çünkü zaten şeydir. Hatayı ve yanlışı göstermek üzerine kurguludur ya mizah böyle. Bak şurada bir dert var, şurada bir sorun var dediğin için. Şimdi dert sorun dediğin zaman ortam küçülüyor. Çok daha genel ve zamansız bir şeye gelmiyor. Gerçi Türkiye'de dertlerimiz hiç bitmiyor ya. Yani böyle 50 sene önceki dertlerimiz hala geçerli. Hiç eskitemiyoruz, geçemiyoruz dertlerimiz. Öyle bir derdimiz var. O yüzden şimdi sözümü geri alacağım. Türkiye'de bu geçerli değil. Burası bambaşka bir ülke çünkü. Yani dünyada normalde geçici olması gereken bir şey. Bizde yani mesela ben okuyucu olarak da takip ettiğim, hani eskileri bildiğim, ettiğim en az 60-70 senedir değişmeyen konularımız var. Onun öncesi de var. Maalesef dertlerimiz var. Çözemediğimiz dertler. Hala aynı şeyleri yani, çizip duruyoruz. O yüzden bazı şeyler de değişmiyor. Şimdi çelişkili cevap verdim, yani farkındayım ama. Yıllar öncesinin kabare şovlarına da hala gülebiliyoruz. Eski bazı maalesef filmlere de hala gülebiliyoruz. Maalesef mi bilmiyorum. Ama şöyle diyorum. Tabii ki mesela atıyorum heykel de yaptığım için söyleyeyim. Heykelle kıyaslarsan daha zamansız şeyler dediğin zaman o yani 100 sene önceki şakayı çoğunu anlamazsın. Bilemez. Yani en azından basitçe şöyle söyleyeyim. Bir tane benim bir tane karikatürüm var Walkman üzerine. Yani şimdiki evet, çocuk, şimdi. Yani Michael Jackson bilmeyen bir nesilden bahsediyoruz. Walkman gösterdiğiniz zaman, karikatür gösterdiğiniz zaman böyle beyni acıyor. Bu ne ya, bu nasıl alet bu falan filan diyorlar. Öyle düşün. Evet. Yani eskiyor şöyle sonuçta. Bir ya anım, da hep arkadan yani belki 20 sene sonra minibüs diye bir şey kalmayacak. Şimdi uçan taksileri falan konuşuyoruz falan. Arkadan abi 50 lira uzatsana, 20 lira uzatsana. 50 lira da çok o kadar ben zam yaptım. 10 lira 20 lira uzatsana. Hikayesi bitecek ya şimdi, tabii, bir yerden sonra. Onun gibi aslında.
O yüzden daha çok dönemsel. Ama bazen bazı dertler hiç bitmiyor. Aynen, kalıcı dertler de var. Mesela işte ben 11 yaşında kızıma Friends izlemesini tavsiye ettim 12 yaşında. Çünkü bana sordun ne izliyordunuz siz diye. Bunu izliyorduk dedim. 15 dakika kadar dikkatli ekrana baktı. Hiç gülmedi ve sonra dönüp şey dedi. Arada neden gülme sesi veriyorlar? Ha, mesela o da eskiyen bir şey değil mi? Evet. Artık çok çok fazla Gülcüğüm kullanılmıyor. Güleceğim yeri bana mı söylüyorlar dedi. Dedim onun gibi bir şey aslında. Ama Friends'in ilk bölümünü ben de öyle izledim. Ha, o başka bir o şey. Sitcomların ilk bölümlerini, ilk birkaç bölümünü böyle tavşan gibi izlersin. Çünkü insanları tanıyana kadar. Çünkü orada konu tırnak makasıdır ya. İşte başroldekinin Seinfeld'in tırnak makası kaybolmuştur. Tabii. Bütün kurgu onun üzerine çok basit konulardır ama karakter üzerine kurguludur. Her şey karakteri tanıyana kadar biraz böyle balık gibi bakarsın anlamadan etmeden sonra ama bırakamazsın. Öyle de oluyor zaten. Peki hadi başlayalım. Tarih boyunca biz tarih boyunca insan ışığın sırlarını keşfetmek ve zamanın akışını kontrol etmek için çırpında durdu bir şekilde. Hedefine kısmen de olsa ulaştı. Tabii güneşe değil ama yapay ışığa bir şekilde hükmetti. Geceyi gündüze çevirdi ve böylelikle de zamanı kontrol etti. Aslında ettiğini sandı. Şimdi ilk konumuz hemen sarı konumuz gelsin. Gökyüzüne bakmaktan neden vazgeçtik? Gökyüzüne bakmaktan neden vazgeçtik? Bir zamanlar insanlar sadece güneşle yaşardı. Güneş dünyayı ısıtırken her şey canlı ve renkliydi. Ağaçlar, kuşlar ve çiçekler güneşin sevgi dolu ışınlarıyla dans ederdi. İnsanlar gözlerini kapatıp güneşin sıcaklığını hissederken hayatın gerçek anlamını bulmuş gibi hissederlerdi. Gün batarken gökyüzü altın, turuncu ve pembe renklere boyanır ve enerji patlaması yaşanırdı. Ancak bir gün bir dahinin aklına parlak bir fikir geldi. Işık. İşte o zaman ampul doğdu. İnsanlar güneşi evlerine taşıdılar. Artık gece gündüze dönüşüyordu. Işığın gücü altında insanlar çalışmaya, okumaya ve hayatlarını hızlandırmaya başladılar. Zamanı uzattılar ve hayatın ritmini değiştirdiler. Ancak bu hızlı yaşam depresif bir gölgeyle kaplandı. Uykular kısaldı. Koşuşturmalar arttı, öyle ki yoğunluktan rüya bile görülemez noktaya gelindi. Güneş ışığı yerini mavi ışığa bıraktı. Peki insan bundan ne kadar yarar sağladı? Gökyüzüne bakmaktan nasıl vazgeçti? Bu konuyu 15 dakikada konuşacağız. Stüdyomuzda Burcu Beyli var. Tarihçi, yazar, akademisyen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi elektrikten önce insanların sadece güneş ışığına bağlı olan hayatı nasıldı? Kuvvetle muhtemel daha keyifliydi. Çünkü daha doğayla iç içeydik biz o zaman. Ve şu çok önemli. Daha mitolojik bir hayatımız vardı. Gecenin ve karanlığın gizemini merak ediyorduk. Ve oradan büyüleniyorduk. Ve insanların yani gece el ayak çekildikten sonra ormana, dışarıya karşı, orada yaşayanlara karşı, orada ne yaşadığını bilmediği canlılara karşı büyük bir heyecanı ve hevesi vardı. Ve bu insanları bence çok etkiliyordu. Fakat işte ışığı biraz daha kontrol etmeye başlayarak ve elektriğin hayatımıza girmesiyle, evvelinde tabii gaz lambaları, daha güçlü mumlar falan var. Biz yavaş yavaş bu gecenin büyüsünden kopmaya başladık. Yani o zaman aslında gaz lambaları, mumlar, yani elektrikten önceki... Karanlığı aydınlatma çabalarımız tabii elektrik gibi değil. Dolayısıyla orada hala güneşe bağlı bir hayat var değil mi? Güneşin doğuşuyla uyanan, güneşin batışıyla uyuyan bir insandan. Bir canlıdan bahsediyoruz. Yani aslında doğayla iç içe olan, doğanın senkronuna adapte olmaya çalışan, uyum sağlamaya bir çalışan bir canlıdan bahsediyoruz. Bu ancak 19. yüzyılın sonunda artık o endüstri devrimiyle birlikte kırılmaya ve insan ilk defa hayatına doğaya meydan okumaya, doğaya karşı çıkmaya başladı. Böyle ciddi bir kırılma yaşadık biz güneşe ve geceye dair. O sürekli ve ucuz ışıktan dolayı galiba değil mi? Biraz öyle. Şimdi tahmin ediyorum ben de. Hiç normalde böyle... Okuyup araştırdığım konular yani denk geliyor da böyle bu konudan bir direkt gitmemişim de o yüzden merak ettim. Bu arada ilk cevabınız
tarihçiden çok edebiyatçı gibiydi. İkisi çok iç içeydi zaten. Gitti, teşekkürler. Güzel, harikaydı değil mi? Evet. Çünkü süper. Doğadan uzaklaştık bir şekilde. Evet yani dediğim gibi özellikle o yani kuvvetle muhtemel insanların diline bundan 150 yıl evvel dünyaya doğaya karşı koymak, ona meydan okumak, ona rağmen bir şeyler yapmak yoktu. İnsanlar hayatta kalabilmek için doğaya senkronize olmuştu, adapte olmuştu. Güneş doğarken hatta güneş doğmadan evvel kalkıyorlardı. Güneşe göre tüm günlerini adapte edip o batınca onlar da çekiliyorlardı. Ve sonra daha içeriye dönük, birbirine dönük bir hayat vardı. Evlerde güvenli olmak için insanların birbirleriyle vakit geçirdiği, masallar ürettiği, mitolojiler yarattığı bir hayattan bahsediyoruz aslında. Yani aslında daha çok zaman var gibi sanki ve burada gökyüzüne bakıp ilham alanlar ya da yaratıcılık ya da üretkenlik daha mı fazlaydı o dönemde? Tabii şimdi gece diye bir şey var, orayı bilmiyorsunuz ve orası acayip cazip. Yani bütün masallar, hikayeler işte bugün bile hala ekmeğini yediğimiz Hollywood'un özellikle çok beslendiği o kurt adamlar, vampirler falan onların hepsi aslında karanlık dönemden, karanlığın hakim olduğu dönemden günümüze kalan şeyler. Bilirsiniz Carlo Ginzburg'un Gece Savaşları diye bir kitabı vardır. Orada gündüz normal patates eken, domates toplayan insanlar gece kendilerini cadı olarak, vampir olarak anlatırlar. Ve bunlar gece süpürgeleri binip kavga ettiklerini söylüyorlar. Ve bunlar gerçekten tırnak içinde normal insanlar. Ama gecenin insana böyle dünyanın üzerine örttüğü, büyülü, cazip ama bilinmezliklerle dolu bir ortam sağlaması mevcut 19. yüzyıl, 18. yüzyıla kadar. Ama endüstri devrimi tabii burada işin içine giriyor. O çok kritik bir nokta. Tamam, oradan biraz devam ederiz. Peki Erdil, bu yaratıcılıkla ilgili kısmına katılır mısın? Yani şöyle bir şey. Gece daha yaratıcı mı olur? Yok, ona çok katılmıyorum. Ama şuna katılıyorum. Eskiden, şimdi yaratıcılığın temelinde benim tecrübeme göre sıkılmak var. O yüzden bol vakit denen şey, yapacak bir şey bazen kalmaması denen şey sıkılmayı gerektiriyor ve sıkılmak aslında çok güzel bir şey. Yani hakikaten çok besleyen bir şey. Çünkü sıkıldığın zaman dur ben bir şey yapmalıyım, şu şöyle olsa daha iyi olmaz mı, bunu niye böyle yapmıyoruzlar başlıyor. Şimdiki dezavantajımız sıkılmamamız için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışan ve bizim vaktimize talip olan bir sürü medya aracı olması ya da oyun ya da işte sosyal medyaydı, oyundu, her şey yani telefon, o bu, televizyon, her şey bizden bana vaktini ver, bana bakma, hep bana bak, hep bana bak diye böyle bir kafamızı karıştıran binlerce şey var etrafımızda. Ya ben çocukken bile işte 6 tane radyo, 3 tane televizyon, 20 tane gazete, dergi, sıkılıyorduk yani. Otobüste böyle dışarı bakardık. Şimdi kimse dışarı bakmıyor, mavi ekrana bakıp duruyorlar sürekli yani, o yüzden. Evet. Birazcık o yüzden azalıyor. Evet, çünkü çok uyaran var. Bir enformasyon bombardımanı altındayız. Tabii geçmişte hiç olmadığı kadar. O ilk kırılma noktasını o zaman siz sanayi devrimi. Tabii onun öncesi de var. Yani ne olursa olsun özellikle orta ve orta üst sınıfın daha uzun süre yanan ve daha az duman yayan mumları kullanmaya çalışması, gaz lambalarının kullanılmaya çalışması, bunların keza 18. 19. yüzyılda çeşitli iş yerlerinde, fabrikalarda ve atölyelerde kullanılması, evet yani güzel ve beklenilen, sanayi devriminin beklenilen bir adımı. O işi uzatmak için değil mi? Çalışma saatlerini uzatmak için yani vardiya dediğimiz zenginlerin şey. Zenginlerin evinde aydınlık çıkar var o bak. Zamanlar. O tabii mum pahalı bir şey ya da gaz lambası, gaz temin etmek pahalı ve zor bir şey. Elektrikten önceki dönemde biraz daha orta ve orta üst sınıfın uzun vadeli, daha az kokan, daha az duman ve is yapan mumlara ve gaz lambalarına sahip olduğunu yazıyor kaynaklar. Ama dediğim gibi endüstri devrimiyle birlikte sadece iş yerini aydınlatmanız yeterli değil. Şimdi ben iş yerinde gece 3'te işçiyi çıkarttım. Gece 3'te gidiyor karanlık bir yolda ya da akşam 9'da gece 3'ü bile düşünmenize gerek yok. O benim işçim, fabrikayı biliyor ve ona bir donanım kazandırmışım, gidiyor ve adam gelmiyor ya cinayete kurban gidiyor ya bir hayvan saldırıyor ya bir şey oluyor. Dolayısıyla benim sadece fabrikamı aydınlatmam yetmez. Bütün şehri aydınlatmam lazım. Güvenli bir güzergah temin etmem lazım. Tabii bu da sanayi devriminin çok beklenilen, aslında lineer baktığımızda olması bizi şaşırtmayacak bir sonucu. Peki bugüne geldiğimizde ondan sonraki kırılmayı nerede koyuyorsunuz mesela siz? Aydınlanma anlamında evet, mı? Evet. Ya da insanın yani gece gündüz kavramının değişikliği insanın anlamında mı? Geceyi gündüz gibi kullanmaya başlaması itibariyle soruyorum. Ya o da aslında bence biraz endüstri devrimiyle çok ilintili bir şey. Artık sadece gündüz çalışmak zorunda değiliz. Oley geceleri de iş yerlerinde çalışabiliriz.
Ve özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte yani yapabileceğimiz işlere artık evimizden de erişebilmemiz önemli. Artık iş yerine bile gitmemiz gerekmiyor. Pandemiyle zaten bunu hepimiz neredeyse deneyimledik. İkinci kırılma da muhtemelen evimize gelen internet ve bilgisayar ya da telefon gibi teknolojik gelişmeler. Hep iş üzerine konuşuyoruz, farkında mısınız? Hep iş, yani çalışma, ışıkla evet. Beraber daha çok çalış, daha çok çalış. Oraya dönüyor hikaye. Evet. Çünkü çok öyle bir formada zaten o sayede biz. Hızlanıyor ya her şey. Sanayi devrimiydi, oydu, buydu. Hani insandaki o gelişimin akselerasyonu da o sayede oluyor. Tabii yani bir de şu gitti elimizden, tembellik hakkımız gitti elimizden. Güzel. Çok güzel bir kitap vardı öyle. Hı. Yani tembellik bizim çok sevdiğimiz bir alışkanlığımızdı, güzel bir hakkımızdı. Fakat o da alındı. Bir de kendi kendimize durup duvara bakıp kendi kendimizle kendimizi meşgale edinmek şu anda bir ayıp. Ah nasıl hiçbir şey yapmasın? Kalk bir garip şey yap. Evet. Değil mi? Yani durayım bir 5 dakika, bir hı-hı. Duvarda kendimi düşüneyim, bir yaşadıklarımı analiz edeyim. Hayır, bir şey yapman lazım. Sürekli bir şey yapman lazım. Peki çalışmalar, yani çalışma hayatı böyle etkiledi. Hı-hı. Bu kültür sanat dünyasını nasıl etkilemiş? Elektriğin bulunması mı? Evet, yani şöyle okur yazar oranının arttığı söyleniyor. Tabii ki daha uzun sürede hayatta kaldığınız için, yani güneşte dışarıda kaldığınız için elektrik kesince evde kitap okuyamıyoruz değil mi? Bugün hala eğer sakladığımız küçük lambalarımız falan yoksa. Okur yazar oranını arttırıyor fakat onun dışında bizi acayip çalıştırdığı için gene entelektüel dünyadan kısmen mahrum bırakıyoruz kendimizi. Hmm. Çünkü çalışmamız lazım. O oyuna sonra gideriz, o kitabı sonra okuruz diye erteliyoruz. Ve genellikle hayatımız o... entelektüeliteden mahrum, kendimizi küçük oyaladığımız şeylerle geçiyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani o zaman belki de daha başta sözel olarak ilerleyen edebiyat, hikaye anlatıcılığı belki de sonrasında bekleriz ki başka bir şeye evrilsin. Yani aslında evriliyor da pek çok alana ama yine de diyorsunuz ki bu çalışmayı daha çok ittiren bir süreç haline geliyor. Tabii yani birçok şeyde yaşadığımız gibi yani günün sonunda o matbaada basılacak kitap için çalışan insanlar var. Onların siz ne kadar evet. Çok kitap basacaksınız o kadar çok insanın da hala iş yapması gerekiyor. Bu 15 dakikalık konu değil, ben onu anladım. Milyon tane şey geliyor aklımız. Böyle susuyorum çünkü böyle biraz sonra gözümün içine bakacaksın. Şimdi hemen sustum hatta. Yok hayır bakmayacağım. Peki aslında uyku düzeni bizim, uyku düzenimizi de etkilemiş bir mesele sistemden bu. Sistemden bahsediyoruz yani, evet, aslında. Yani elektrik, ışık, ampul ve biz artık akşam güneşle yatmayan insanlar. Yani çok da uzun bir zaman değil tabii insanlığın tarihine baktığınız zaman. Belki de değil, çok daha uzun saatler uyuyorduk ama artık daha kısa sürüyoruz. Çünkü neden? Dediğiniz gibi daha çok çalışmamız lazım. Zaten gece kalmasının nedeni de o bir yandan da. Ya düşünsene 9-6 çalışıyorsun, seni buna zorluyorlar. Ya çoğunluğu. 6'dan sonra gidip ne yapacaksın? Hava karardı, hadi uyuyayım. 8'de uyudun. Hatta 7'de hava kararıyor. Yani çok saçma bir şey ya. Yaşayabilmen de lazım. Bir kendine de ait bir hayat lazım. O da işte ışık. Sayesinde mi artık? O da tartışılacak bir şey. Evet, yüzünden mi sayesinde? Ya aslında işte diyalektik düşünmek lazım. Bir şeyin ne kadar çok avantajı varsa keza o kadar da dezavantajının olması şaşırtıcı değil bence hayatta. Hep doğru. Bir garip nedenleri de oluyor. Böyle çıkarlar falan filan. Doğru. Neyse çok oraya girdik. Ya önemli olan şu, özür dilerim lafınızı kestim. Aydınlanmanın hayatımızdaki diğer noktaları da tezahürü önemli. Yani mesela biz 16. 17. yüzyıldaki Avrupa'daki entelektüel değişime de aydınlanma diyoruz. Bu da bir tesadüf değil. Bugün sohbet ederken hiç fark etmediğimiz bir konuyu fark ettiğimizde şimdi aydınlandım falan diyoruz. Hmm. Bu insanın aydınlanmaya olan coşkusu, merakı, ilgisi aslında bence çok daha öncesine dayanıyor. Gizemi ortadan kaldırmak. Evet. Ama bu iyi mi kötü mü ondan çok emin değilim. Çünkü o gizem ortadan kaldığında biz özellikle 19. ve 20. yüzyılda, hele ki 21. yüzyılın ilk çeyreğinde acayip rasyonel insanlara dönüştük. Mutlu muyuz bu kadar rasyonellikten? O gecemin ama başka gizemi... hikayeler doğuyor ya, öyle deme. Şimdi uzayın gizemini konuşuyoruz. Ama gene hala gizemden bahsediyoruz. Mariana Çukur'un gizemini gizem seviyoruz. Falan. Evet ha. Biz gizem seviyoruz. Hayır, o büyük bozulunca kontrol şeyimiz evet. Dağılıyor. Bir şey söyleyeyim. Peki. Hikaye seviyoruz. Gizem de bence benim... Şeyim en güzel hikaye doğuran şeylerden bir tanesi. Merak etmek rüya istiyoruz da, biz. Rüya da seviyoruz şimdi. Yönetmen de yönetmenim de uyarıyor bu süre çünkü.
Bitti. İşte, yetmiyor rüya, dedim ben. Yetmiyor. Rüyayı da seviyoruz, gizemi sevdiğimiz gibi. Ama işte az uyuduğumuz için artık geçmişe göre daha az da rüya görüyormuşuz. Böyle de bir durum var. İşte yapay ışıkla bir şekilde gece geç saatlere kadar vücudumuzu yanıltarak uykusuz bırakıyoruz. O kadar ki artık işte rüya göremez noktaya bile gelmiş. Şimdi yeterince uyuduğumuz, rüya gördüğümüz bir döneme, hatta rüya gibi bir döneme girelim. Mavi konu geliyor. 90'lar rüya mıydı, yanılsama mı? Neden geçmişe özlem duyarız? 90'lar, renkli tükenmez kalemlerle yazılan defter sayfalarında saklı kalan anıların, kaset çalarların hışırtılı şarkılarının, Atari kasetlerinin, sokakta top oynarken yüze çarpan ıslak topun, kartpostal arkadaşlıklarının, kırık plakların, kokulu silgilerin, bisiklet turlarının yıllarıydı. Radyolarda çalan şarkılardan herkesin bir favori şarkısı vardı ve o şarkıyı radyoda yakalamak büyük bir heyecandı. Televizyonlarımızın tuşlarına basarak kanal değiştirdiğimiz evlerde herkesin ailesinde bir dekoder vardı. Akşamları diziler, sabahları çizgi filmler. Ekose pantolonlar, crop top bluzlar, platform ayakkabılar. Diğer yandan gençlik dergileri ve onların hediyesi posterlerle süslü odalar 90'ların olmazsa olmazıydı. Gençlerin giyim tarzı o dönemin ruhunu yansıtıyordu. Peki her şeye erişebildiğimiz bugün farklı olan ne? Sizce 90'lı yılları özlememizin sebebi dönemin güzelliği mi, geleceğin bilinmezliği mi? Nurdoğan Alkış bizimle. Hoş geldiniz. Hoş 15 dakika süremiz var bu bölümde konuşmak için. Sosyolog, yazar. 90'ları az önce videosunu izledik. Bir nostalji diye bahsediyoruz ama her zaman geride kalan, yani geçmiş hep şimdiki zamandan daha mı özeldir? Daha mı çekici gelir? Yoksa sahiden 90'ların diğer dönemlerin hepsinden farklı bir yeri mi var? Niye o kadar çok özlüyoruz o dönemi? Muhtemelen ikisi birden. Yani bir taraftan özel bir yeri var ama herkes için özel değildir herhalde. Yani 90'larında ilk çocukluğunu yaşayan birine özel gelmeyebilir. Ya da işte son çağlarını yaşayan birine gelmeyebilir. Ama benim anladığım kadarıyla geçmişi bizim özlememizin temel nedenlerinden bir tanesi gelecek kaygımız. Ben öyle yorumluyorum. Gelecek çünkü belirsiz bir şey ya. Ne olacağını bilmiyoruz, başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Halbuki geçmiş sağlam. Orada duruyor bir biçimde ve onun iyi yanlarını konuşuyoruz. Yani kötü yanlarını konuştuğumuzda ona bir özlem duymuyoruz nasılsa biz. Ama geçmişteki iyi şeyler, bir takım duygular, bize ait duygular falan söz konusu olduğunda onları özlüyoruz. Çünkü o belirgin, o net, elde var bir kısmına giriyor. Öbür taraf biraz korkutucu, biraz ürkütücü bir şey. Bununla ilgili çalışmalar da var. Aslında şunu görüyorsunuz. Eğer bir kişinin özgüveni yüksekse o zaman geçmişle ilişkisi fazla yüksek olmuyor. Çünkü özgüveni yüksek olan biri geleceğe daha rahat bakabiliyor, daha rahat orayla. Belirsizlikten daha az mı korkuyor? Daha az çekiniyor, korkuyor. O yüzden o ilişki de düşük oluyor, yok oluyor değil. Ya da ilişkinin biçimi değişiyor. Geçmişte kurduğu ilişkinin biçimi değişiyor. Yani ah o günler ne güzeldi, keşke o günlere dönsek, o günleri tekrar bugün yaşasak yerine. Diyor ki ya o günler çok keyifliydi, harikaydı, hadi bugünün de işte keyfini çıkaralım, bugünün de harikalaştıralım. Zaten geleceği de biz keyfini çıkarırız, harikalaştırırız gibi bakınca denklemi çözmüş oluyor. Yoksa eğer bu, yani işte özgüveni daha düşük bir bireyse ya da toplumsa, özgüveni düşük bir toplum olabilir mi? Evet, olabilir. O zaman geçmişe daha çok takılıp kalıyor. Oradaki belirginlik, oradaki o güzel her neyse şeyi şimdi daha iyi yaşayacağını düşünmeye devam ediyor. Peki, yani öncelikle şunu ortaya koyalım. Biz gelecek kaygısı ya da belirsizliği sebebiyle geçmişteki pozitif, olumlu duygu durumlarını özlüyoruz. Sadece bu değil ama önemli. Somut olduğu için. Yani. Peki 90'lar? Bir şey ben arayayım. Çok merak ediyorum ki hazır bulmuşken üstadı. Aman hocam işte. İnsan genelde hani kötü şeyleri konuşmaya meraklıyken niye geçmişi yad ederken hep sadece iyi şeyler kalıyor aklımızda? Sorunun içinde cevap var.
Çünkü kötüden kaçmaya çalışırız biz. Yani organizmamızın gelişmesi oluyor. Ama dillendirdiğimiz genelde kötülük. Çünkü kaçmak istiyoruz. Onu çözmek, onu çarelendirmek istiyoruz yani. Ama iyi bir şeyi hatırlamak da bize iyi geliyor. Yani çoğunlukla geçmişi sadece iyi yanlarıyla konuşmayız. Ama iyi yanlarını konuştuğumuzda da güçlü konuşuruz. Öyle bir mekanizma var. Çünkü organizma kendisini korumak istediği için. Sadece bizim için... Ya Türkler için geçerli bir şey değil. Daha genel dünyadan bahsediyoruz. Sanmıyorum. Tamam. Evet. O zaman ben 90'ları sorayım. 90'lar neden özel? Özel mi sence? Benim 20'li yaşlarım. O yüzden çok eğlendim. Çok güzel. Böyle yani iş dediğim, yani hiç çalışmadım hayatım boyunca. Hep benim için hobiydi yaptığım şeyler de. Güzeldi. Ya plastik show yaptık mesela. Böyle gencecik çocuklardık hep beraber. Mesela çok neşeliydi bizim için. İlk televizyon maceraları. Evet. Öyle düşün. TRT'de başladık, sonra özel kanallarda devam etti falan. Bizim için neşeliydi. Ben ilk dergiye girdiğim, Limon dergisinde çizmeye başladım falan. Bir de şey, evet çok eksik, çok dert, bir sürü bir şey bulabilirsin falan ama daha özgür, daha mutlu, daha gelecek kaygısı olmayan dönemlerdi. O yüzden yani biz... Açıkçası şimdi bakınca çok şanslı nesil olarak görüyorum maalesef. Yani ben de öyle düşünüyorum çünkü sonuçta sokakta oynayabilen, mahallede büyüyen çocuklardık ve bir şekilde eve girmezdim yani. Daha bireysel ve sosyalleşmesini de işte ekranlar aracılığıyla kuran çocuklar var. Öyle bir karşılaştırma yapmanızı istesem peki? Yani o bakımdan çok doğru çünkü mahalleyi kaybettik biz. Yani bu şehirleşme dediğimiz bugünkü haliyle ucube hikaye bize hakikaten çocukluklarımızı yok etmeye başladı. Bizimkilerden söz etmiyorum. Şimdiki çocukların da çocukluklarından söz ediyorum. Hı. Yani demin sıkılma konuşuluyordu. Araştırmalar var o konuda. Sıkılmanın yaratıcılıkla doğrudan ilişkili olduğuna dair araştırmalar var. Ve şimdiki eğilim şu, bırakın çocuklar sıkılsın. Sıkılsın ki bir çözüm üretmeye alışsınlar. Bu tabii işte deminki mesela özgüveni geliştiriyor bir taraftan. Doğru. Bir taraftan da şöyle bir yanı var. Şimdi sıkılmasın çocuklar diye geçenlerde yeğenimle konuşuyoruz. Epey bir zaman oluyor. Dedim nasılsın? Böyle işte 10 yaşında falan yani. Çok yorgunum dedi. Ben de böyle içinde olan neyin yorgunusun sen diye düşünüyorum yani. Dedim ne yorgunluğu ya? Çocuk bir anlattı. Hafta içi zaten okul. Cumartesi sabah işte bilmem ne. Etkinliği yok, baleye gidecek, yok gitara gidecek, yok yüzmeye gidecek, yok bilmem ne kursuna gidecek falan. Ben yoruldum. Evet. Ya şimdi felaket bir şey. Bu çocuk ne zaman sıkılacak? Neden sıkılmak kritik bir şey, iyi bir şey? Çünkü kendinize dönmeniz gerekiyor, kendinize bakmanız gerekiyor. Öbür türlü hocaya bakıyorsunuz. Etkinlikte size işte o şöyle parmak basılır, böyle basılır, şöyle davran, böyle davran. İnsanla ilişki içerisinde olduğunuzda siz giderek siz yok olmaya başlıyorsunuz. İşte bugünlerde böyle bir proje çocuk sevdası var ve o çocuklar ne yazık ki çocukluklarını en azından bizim yaşadığımız gibi yaşayamıyorlar. Zaten şartlar aslında yaşatmıyor pek çok sebepten. En başta mahallesizlik ve sokakta birebir oynayamama meselesi yüzünden. Peki o 90'lara biraz gelecek olsak. 90'lar deyince ilk aklına ne geliyor? Benim mi? Evet. Yani müzik geliyor çoğu insanın. Genelde müzik geliyor evet. Ben mesela böyle benim aklıma gelen müzik ayrı. Mesela müzikle ilintili yani direkt şarkılar değildi. Mesela nefis konserler geliyor gittiğimiz. Çok eğleniyorduk yani böyle. Bir sürü yurt dışından bir sürü gruplar gelirdi. Türkiye yani içeriden çok güzel konserler. Ben Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum mesela. Bizim okulda bile 17 tane rock grubu vardı mesela. Bir okulda saçma değil mi yani? Okul kendi içinde rock festivali düzenleyebiliyordu yani. Öyle düşün. Çok zengin, çok yaratıcı insanların sokaklarda böyle birbirimize çarptığımız evet. Falan nefis. Nefis ortamlardı. Çünkü yaratıcılığı besliyor aslında. Güzel bir şey gördüğün zaman ondan etkileniyorsun. İyi bir sanat eseri ben gördüğüm zaman koşa koşa atölyeye gidip bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu çoğaltabilirsek o böyle çarpan etkisiyle daha da çoğalıyor. Yani çocukları böyle yetiştirmemiz lazım aslında. Biz yine biz şanslıydık. Evet. Güzel günlerdi falan. Ama öyleydi gerçekten. Yani sonuç olarak biz Walkman'e bir kaseti takıp kulaklıkla onu dinlerken ve seyahat ederken düşünüyorduk. Ya da hayal kuruyorduk. Tabii canım müzik. Ama bugün elimizde olan ve başkalarının yapmış olduğu bir şeyi yani. Sadece izliyoruz. Yani bir pasif durumdayız herhalde değil mi?
yani anahtar kelime bence pasif olma hali. Hı. Emek verdiğiniz şeyden zevk almaya başlarsınız. Bunun da araştırmaları var. Yani işte benzer bir oyuncağı çocuğun önüne koyuyorlar. İlgilenme süresine bakıyorlar. Bir de mücadele ederek işte biraz uğraşarak aynı oyuncağı elde etmiş çocuklara bakıyorlar. İkinci çocuklar daha fazla ilgileniyorlar bununla. Daha fazla zaman geçiriyorlar. Çünkü bir yolculuk. Bir kendini var etme hadisesi oluştu. Oradan da daha çok ona ait hissetmeye başlıyor kendisini. Dolayısıyla keyfi de daha büyük oluyor elde ettiği şey için. Ama biz artık bugün yani hakikaten bir tarafıyla çok güzel de oturduğum yerden dün yayınlanmış işte bilmem ne parçasını hemen şak diye dinleyebiliyorum yani. Bu biraz kötü bir şey aslında. Çünkü yarın da bir şeyin yayınlanmasını istiyorum bu sefer. Halbuki kasetçiye gideceksin, o kaseti alacaksın, Walkman'in bozulacak, amcana diyeceksin ki şunu tamir ettirsene falan falanların sonunda o nihayet kulağına gelecek ve hemen arkasından da başka bir parça gelmeyecek diye bütün bunları kaybetmekten aslında bahsediyoruz biraz da. 90'lar niye zevklinin bence nedenlerinden biri de bu. Bu değil mi? Evet. Belki. Ya şeyi düşün, her akşam hepimiz yaşamıyor muyuz yani bugün ne izleyeceğiz? Milyar tane seçenek var. Yani televizyon, kanallar, dijital ortam her şeyi açıyorsun. Binlerce seçenek çıkıyor ve bulamıyorsun bir şey. Ve zaten korkunç orada bir şey epey bir zaman harcıyorsun. Bir saat aramakla geçiyor sonra uykun geliyor hadi yatalım diyorsun. Değil korkunç mi? Yani. Evet. Epey bir zaman gidiyor. Peki bu nostalji hissi tatlı güzel bir his ama çok da sanki takılı kalındığı zaman da bugünü yaşamayı engellemiyor mu? Vallahi bütün bağımlılıklar gibi evet. Engelliyor yani siz o dönemde yani şey görürsünüz bazen böyle işte yurt dışında falan çok oluyor. Görüyorsunuz işte Elvis gibi giyinmiş. Yani bütün hayatı Elvis gibi geçiyor. Tamam süper bir abiydi ama ya bugün de başka bir şey var ve sen o tadı kaçırıyorsun. Oradaki tadı kaçırıyorsun. Yani ben yaklaşık olarak bir sosyolog olarak şundan eminim. Bundan 20 sene sonra da diyeceklerdi ki 2020'ler başkaydı ya. %100 ya öyle diyecekler. Yani büyük ihtimal öyle olacak. Çünkü birileri bugün 90'larda işte 70'lerde yaşadığımız duyguları yaşıyorlar. Gitgide daha mı kötüye gidiyoruz yani? o anlam mı çıktı burada? Valla daha kötüye gidiyoruz demeyeyim ama bu gidiş çok sağlıklı değil onu söyleyebilirim yani. Neden böyle söylediniz? Ya çok fazla insan kendiyle kalamıyor. O kadar doluyuz ki her şeyimizle doluyuz. Yani ben şimdi buraya gelirken metro ile geldim. Ya herkes mi cep telefonunda çok önemli bir şey yapıyor. Yani bakınca da görüyorum şeker patlatıyorlar yani. O kadar kendileriyle değiller ki ben ne istiyorum sorusunun cevabını bulamaz hale geliyoruz. Bu şimdi sosyolojide yabancılaşma önemli bir konudur. Bence en önemli yabancılaşma da insanın kendisine yabancılaşmadır. Bu yeni çağ bunu çok kolaylaştırdı. Kendimize yabancılaşmayı yani çok kolaylaştırdı. Şimdi ben kendime yabancılaşınca sizle ilişki kurmakta da zorlanırım. Çünkü benim açacağım bir konu yok ortada. Benim bir tür merakım, uzmanlık alanım. Uzmanlık alanı derken de illa işte bilmem ne master'ı doktorasından bahsetmiyorum. Yani ne bileyim işte bilardo oynamaktan da bir uzmanlık çıkarabiliriz ki çok ciddi bir iştir bu arada. Yani bilardo oynamak. Bütün bunları var edemez hale geliyoruz. O giderek geliyoruz. Demin konuşulan mesela hani sanayileşme, endüstrileşme falan. O da bize sürekli hız, çabuk dedirttiriyor. Bütün bunların içerisinde biz giderek daha fazla yok olmaya başlıyoruz. Ben ondan kaygılanıyorum. Buna dur demezsek gideme başladı. Yani başladı. Almanya'da falan artık 4 güne indirildi çalışma süresi. Şimdi demin tembellik hakkından bahsetti Burcu Hanım. Evet. Onun önerdiği, o kitapta önerilen şey ayda 3 gün çalışmaktı. Ayda 3 gün, dilim sürçmedi. Peki ama... Ayda 3 gün çok ayda 3 gün savunuyorum. Yani güzel geldi sonra sıkıldım. Ama işte çalışmadığın zaman ne yaptığın da bugün önemli. Tabii. Yani orada kalan zamanını bugün verdiğiniz metro örneğinde olduğu gibi sadece böyle ve sadece işte pasif ve sadece bakarak geçiriyorsan bir anlamı yok kalan 3 günde de çalışmıyor olmanın yani. Ve böyle bir şey, bir tespit yani bu gözlem anlamında tespit. Biz gelişmiş ülkelere göre bunu daha çok yapıyoruz. Gelişmiş ülkeler bunu yapmıyorlar. %100. Yapmıyorlar. Aynen. Ben de katılıyorum. Aynen öyle.
Yani o... 90'lara geri dönecek olursak bitirmeden önce bir de belki sizin daha çok aslında iyi ifade edeceğiniz o mahalle meselesinin bugün artık hiç kalmıyor oluşu ve yine sizin ifadenizden yola çıkarak diyeceğim ki hani kötüye gidiyoruz dediniz ya daha ne kadar uzaklaşabiliriz birbirimizden bilmiyorum. Bunun dahası ne olur mesela? Asimov şeyi söylüyordu romanlarında. Öyle bir hale geleceğiz ki insan insanı gördüğünde panikleyecek diyordu. Ben bunu işte 70'li yıllarda okumuştum bu romanları. Ya canım diyordum ama geliyoruz oraya doğru. Eğer doğru biçimde aile, doğru biçimde okullaşma ve doğru biçimde bir yönetim geliştirirsek bunu çözeriz. Bu çözülmeyecek bir şey değildir. Buradan dönüş yok. Çok karamsar ve sosyolojik anlamda da geçerli olmayan bir ifadedir. Her yerden dönebiliriz sosyolojik olarak. Her yerden yani olumludan da dönebiliriz, olumsuzdan da dönebiliriz. Neye emek vereceğimize bağlı, hedef diye kendimize neye koyduğumuza bağlı. Neyi hedefliyoruz biz yaşamda? Yani çocuğum üniversiteye girsin diye çocuğun bütün lise hayatını mahvediyoruz ya. Yani bir gevşeyin şu çocukları bir rahat bırakın. Bakın lise nasıl hayat, kaç tane rock grubu çıkarıyorlar. Yani, hayatını sadece o olsa neyse de liseye girerken ortaokul hayatını da mahvediyoruz. LGS diye bir meselemiz var. Var da var. Peki bu bölümün sonuna da gelmiş olduk. Evet 90'lar rüya gibi geçti. Bizim bölüm de hızlıca geçti 15 dakika. O zaman dün dünde kalsın. Peki ya bugün diyelim ve diğer konumuz gelsin. Sarı konumuz. Aslında biraz yaklaşmıştık. Neden kendimize zaman ayıramıyoruz? Günler mi kısalıyor, biz mi hızlanıyoruz? Neden kendimize zaman ayıramıyoruz? Günümüzde zaman algısı hızlı yaşamın etkisiyle kökten değişti. Çoğu insan 24 saatin artık kendilerine yetmediğinden yakınıyor. Pandemi, iş yoğunluğu, online alışveriş kolaylığı gibi etkenler zamanımızın çoğunu evde veya iş yerinde geçirmemize neden oluyor. Uzmanlara göre her geçen gün kapalı mekanlarda geçirdiğimiz süre artıyor ve bu durum çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. D vitamini eksikliği, kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Güneş ışığı melatonin hormonunu düzenlediği için eksikliğinde uyku ve hafıza problemleri yaşanabiliyor. Depresyon riski ise artıyor. Zamanın hızına kapılan insan gün ışığı görmeden mavi ışıkla yaşamını sürdürüyor. Peki sizce çağımızın bize getirdiği yeni hayat tarzı ne kadar doğru? Daha iyi bir yaşam arzusu, her şeye sahip olma ve her şeyi yaşama isteğiyle sürekli koşturup dururken ruh ve beden sağlığımızı ne kadar koruyabiliriz? Yeni bir 15 dakikamız daha var. Şimdi biraz zamanın nasıl kimseye hiçbir şekilde zinhar yetmediğini konuşacağız. Çünkü kime sorsak gerçekten hiç vakti yok. Hepimiz çok yoğunuz. Sürekli bir şeyimiz var. Saat kaç olmuş? Evet, birbirimizi bu yüzden arayamıyor, soramıyor, görüşemiyoruz. Şehirleşme biraz bunun sebebi mi yoksa başka sebepleri de mi var? Yani şehirleşmenin sebebi muhtemelen endüstrileşme. Dolayısıyla hani endüstrileşme diye konuşmak belki daha iyi olabilir. Çünkü endüstrileşme bize şunu getirdi yani adı üstünde. Biz bir şeyi üretmeye çabaladık. Verimlilik denilen şey işte İngilizcesi productivity. Productivity dediğiniz zaman ürünlülükten söz etmeye başladık. Ve şu oldu merkeze ürünü koyduk. Bir şeyi üretmek gerekiyor. Buna göre şehirleştik. Buna göre işte ne bileyim limanların olduğu yere şehir kurduk. Ki hızlıca gitsin bak bir limandan öbür limana. Onu hızlıca elde edelim diye insanları ona göre tasarladık. Yani mahallelerimizi, oturduğumuz yerleri vesaire vesaire. Bütün bunların içerisinde böyle bir çaba ortaya çıkmaya başlayınca biz insanı kaybettik. İnsanı kaybedince, ürünlülük ön plana çıkarılınca da biz fazlaca yetmiyoruz haline geldik. Çünkü piyasa yetmiyor, doymuyordu piyasa. Bir de yani tüketici olan kişiye de tüket kardeşim çok iyidir dedik. Saatin senin işte
kişiliğindir, araban senin bilmem neyindir falan yaptık reklamlarımızda şunla bununla. Öyle olunca da hakikaten yetmiyor. Çünkü yani araba aldım ama yetmiyor. Şimdi elektriklisini alma, elektrikli de yetmeyecek. Onun bilmem nelisi gerekecek falan. Hı hı. Böyle bir evet yetmeyecek yani bu şekilde bakarsak. Yetmiyor ve söylediklerinizden çıkardığım hep şunu kullandınız. Çok not aldım onu. Hızlıca. Hı hı. Hızlıca yapma zorunluluğu. Hızlıca yapmazsak olmuyor. Öyle değil mi? Vaktin var mı? Herkes birbirini sıkıştırıyor çünkü. Ama bir yandan da bu sistemin getirdiği bir şey. Yani bu dünyadaki şu anda hakim olan düzen bizi sürekli birileri üretiyor. Sonsuz üretiyor. Ya ben mesela en eğlendiğim ama en nefret ettiğim belgeselleri söyleyeyim mi size? Bu fabrika belgeselleri. Yani bayılıyorum izlemeye bir şeyi böyle hani üretmenin keyfi orada. Ya bu cihazları nasıl yapmışlar, makineler ne kadar eğlenceli, bak sürece bak falan. Onları izlemeye bayılıyorum. Sonra işte biz bu işte gofretten 20 milyar tane ürettik diyorlar. Deliriyorum orada yani. Çünkü sonra onları bir yerden bir yere göndermeye çalışacaklar. Bu dünyayı mahvedecek. Üretim zaten dünyayı mahvediyor. Bütün kaynakları çekiyorsun. Sonra bunları bize satmaya çalışacaklar. Daha çok satmaya çalışacaklar. Çünkü sonu yok şirketlerin her şeyin. Kapa kapa belgeseli diye kapatıyoruz. Yani bir yandan oradan tabii her yere sirayet eden bir korkunçluk. Peki zaman var sorunu yaşıyor musun? Yani bir şeylere zaman bazen yaşıyorum ama şöyle bir şey artık mu? Şey lüksündeyim. Birazcık kendi işimde yaptığım şeylerde olgunlaştığım için biraz şey lüksüne geldim. İstediğim zamanı isteyebilme lüksüne. Daha gençken düne lazımdı diye sürekli yani bir brief verilir ama dün lazım bize hemen yapman lazımla başladı. Şimdi ben kendim süre koyabiliyorum. O yüzden öyle bir lüksüm var artık ama bu tabii 50'den sonra oldu maalesef. Peki bu yani böyle bireysel Erdil'in anlattığı gibi bireysel bir bakış açısı, kişisel bir tercih olabilir mi? Eğer öyleyse Erdil dışında yani pek çok insanın çünkü zamanı yok hiçbir şeye. Yani ben mesela ben isterim gerçekten şu işte 24 saatte işte 36 saat olsaydı hafta 7 gün değil de işte 10 gün olsaydı sanki daha iyi olurdu. O da yetmeyecekti. O da yetmeyecekti. Yani 10 gün olunca da 15 diyecektik yani muhtemelen. Ya gene iki şey gerekiyor. Bir tanesi hani o Ferrari'sini satan bilge vardı ya. Satınca kurtuluyoruz. Rahatlıyoruz. Vazgeçince yani kurtuluyoruz. O tabii sağlıklı bir vazgeçmeden söz ediyorum. Yok olmaktan söz etmiyorum. Var olmak için vazgeçmekten söz ediyorum. Yani kendinizi, ilişkilerinizi, eşinizi, çocuğunuzu, akrabanızı falan falan var edebilmek için vazgeçmek üretkenliğe dönüşüyor. Yok olmak için vazgeçmek başka bir hikaye. O bir şekilde aslında küsmek hali. Ondan bahsetmiyorum yani. Ama siz gerçekten şey yapabilirseniz, Ferrari'nizden vazgeçebilirseniz onu edinmekten, ya şu soruyu sormamız lazım. Gerçekten gerekiyor mu? O şey neyse o yani. Gömlek olabilir, araba olabilir, cep telefonu olabilir. Gerçekten gerekiyor mu sorusunu sormazsak özgürleşemeyeceğiz biz. Şimdi bunu soran yerlerde, şimdi bu hani sistem bunu şey yapıyor falan. Benim gördüğüm, bir sosyolog olarak söylüyorum, benim gördüğüm bu Amerikan işi. Avrupa böyle değil. Avrupa daha rahat davranıyor. Daha daha bizim kabul edebileceğimiz, bizim derken hani sosyoloji, mosyoloji gibi alanlardan söz ediyorum. Biraz daha rahatlar. İşte o yani haftada 4 gün çalışmaya indirmeleri. Yani bir ya Alman'a, da öncü mü acaba? Onlar da bir ara delirdiler. Delirdiler. O yüzden. Ama çabuk dön, çok çabuk döndüler. Hızlı döndüler yani. Çünkü kültür çok kuvvetli. Almanya'da 6'dan sonra birine e-posta gönderemezsiniz. Peki bu iş ve çalışma koşullarının dışında bu sahip olma az önce de altını çizdiğiniz o konu sahip olma isteği yani hep bende de olsun. Orada herhalde coğrafi bir ayrım yapmazsınız ya da kıta. Yok. Değil mi? O genel bir tabii, şey. Tabii. Ama işte neye sahip olmak istiyorsunuz? Çocuklarınızla olan ilişkiye mi, eşinizle olan ilişkiye mi sahip olmak istiyorsunuz? Dostlarınızla oturup bir sohbet edelim mi sahip olmak istiyorsunuz? Yoksa o Ferrari'ye mi? Eğer Ferrari'ye sahip olmak istiyorsanız zaten diğerlerine zamanınız olmaz. Ve o zaman size günün saati, haftanın günü yetmez. Yetmiyor. Çünkü çalışmak denen şey, bir şeye sahip olmak için harcadığın şey süre aslında. O süre bir zaman harcıyorsun. Telefon için 3 ay çalışıyorsun. Atıyorum aldığın paraya göre yani ya da 1 sene çalışıyorsun ya da 5 sene çalışıyorsun. Yani sonunda değiyor mu? Çünkü süre zaten sahip olduğun tek şey ve bitiyor. Evet. Ve yani
sevdiklerine vakit geçirmek var. Ya ben mesela şöyle bir şey var. Bana hep mesela okuyucular bazen kızıyorlardı. Oo, biz burada bilgisayar bile alamıyoruz. Sen Afrika'da motosikletle geziyorsun diye, tamam mı? Çünkü ben bilgisayarımı her sene değiştirmiyorum. 5 sene ölene kadar, 10 sene neyse kullanıyorum. Oradan arttırdığım parayla dünyayı geziyorum mesela. Tercihle ilgili bir şey bu. Onlardan daha çok zengin olduğum için değil yani. Onu demeye çalışıyorum. Aslında tercih de seni zenginleştiriyor. Çünkü 50 metrelik yata ihtiyacın yoksa onun için yapmak istemediğin şeyler yapmıyorsun. Daha mutlu bir hayat yaşıyorsun. Sevdiğin işte uğraşıyorsun. Ben mesela zengin değilim ama çok zenginim. Çok mutluyum çünkü yaptığım işe bayılıyorum. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çünkü çok büyük hedeflerim yok. Hani ulaş yani böyle beklediğim bir şey yok. Her şeye sahibim şu anda. İşte bu bakış açısının kişisellerden ziyade daha genele ve topluma yayılması hali o iyileşmeyi birazcık daha belki de sağlayacak. Ve toplu olarak biz böyle zamansızlıktan yakınan insanlar olmayacağız. Ama tabii, burada işte temel bir şeyleri, bakış açısını değiştirmemiz yani gerekiyor. Bir tercih meselesi, ben onu anlıyorum özellikle derdini söylediklerinden. Evet. Yani şunu ama şey yapmayalım, şu hataya düşmeyelim. Benim söylediklerimden o çokça çıkıyor çünkü o yüzden hani bir söylemek ihtiyacı hissettim. Bu bireyin sorumluluğu olan bir hikayeden söz etmiyoruz. Aslında hepimizin, sistemin, yönetimin vesaire sorumluluğundan söz ediyoruz. Birey bunun tetikleyicilerinden biri ama onu da hani senin de hiç kabahatin yok kardeşim demeyelim yani Nazım Hikmet'e atıfta bulunarak. bu tarafta ama şöyle bir durum söz konusu. Öyle bir hale dönüştürüyoruz ki farkında olmadan yani şunun olduğu yerdeyiz biz. Liselerden ya da işte daha ortaokullardan falan pankartlar yayınlanıp İşte deniliyor ki şuradan 3 kişi şuraya, buradan 5 kişi şuraya girdi falanı pompalıyoruz. Ya bu utanç verici bir şeydir. Çünkü o okulda 300 tane çocuk var. 25 tanesi bir yere giriyor ya. 275 tane çocuğu ne yapıyoruz biz peki? Onları küstürüyoruz. Hayatın içine, yani toplumumuzun içine çekemiyoruz. Bunu görmediğimiz sürece yani o çocuklar kıymetli bizim için. Tamamı. Ve o küsme ihtimali olan çocuklarımız var bizim ya. Şimdi bunu bizim toparlayacak adımları atmamız gerekiyor ve bireyin de bunu talep etmesi gerekiyor. Ben bunu istiyorum arkadaş senden şeklinde bir yaklaşımımız var. Bir de az bir sürem kaldı ama bu zaman konusunu konuşurken şöyle de bir durum var ki bu zaman her zaman aynı hızda akmasına rağmen çoğu zaman bize öyle gelmiyor. Yani değişiyor, bir sevdiğimiz ve de hoşlanmadığımız işlerle vakit geçirirken aynı hızda akmıyor gibi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Falan Einstein çok bilimsel söylemiş. Bir şey. Einstein söylemiş ya. Yavaş bilimsel yavaş. Dedim Einstein demiş. Yani sevdiğin kadına bakarken o süre çok çabuk geçer diyor Einstein. Evet. Mesela en çabuk ne zaman geçiyor vakit? Ben mesela ne zaman evlendim, 17 sene nasıl geçti hiç bilmiyorum. Oo, buradan süper. Çok hoş bir aynen mesaj gitti, ne kadar güzel. Peki sizin en çok vaktin nasıl geçtiğini anlamadığınız bir zaman ne zaman? Vallahi şöyle söyleyeyim ya. Tabii ki yani eşin. Yani daha iyi bir cevabınız var olabilir mi bilmiyorum tabii Erdil'den yok, evet, başka. İlave yani artı değil. Tabii ki eşimle geçirdiğim zaman başka yani. Onunla bizim özel geçirdiğimiz zamanlar oluyor hakikaten. Kendimize ayırdığımız zamanlar o başkadır. Ama işte ya bir Güney Amerika gezisi yaptık. Vallahi yetmedi yani süre. Çok özür dilerim. Bir şey söyleyebilir miyim? Mesela bu da enteresan. Belki bilimsel karşılığı vardı ben araştırmadığım için. Mesela rutin geçen günler çok hızlı geçiyor ya. Ama mesela bir seyahat, Güney Amerika seyahati dediniz mesela. Oradaki 3 gün bir ay gibi geçmedi mi? Bir ay gibi geçiyor. Sonrasında ya ne çabuk geçti diye bakıyorsunuz. Değil mi? Teoman'ın ama şarkısı datadan gibi mı acaba? Yani çok bilgi aldığımız için mi? Çok şey, yeni şey belki gördüğümüz için mi? Bilmiyorum o kadarını. Belki ya, öyledir belki yani. Peki aşk zamanı hızlandırıyor o zaman. Söylediğinden evet, bunu çıkarıyorum sanki. Ya güzel zamanlar, iyi vakit geçirdin, keyif aldığın insanlarla vakit nasıl geçiyor anlamıyorsun. Doğru. Peki, teşekkürler. Işıkları söndürüp gökyüzüne baktığımız zaman aslında biz küçük kelimesinin karşılayamayacağı kadar küçük olduğumuzu anlıyoruz, fark ediyoruz. Ve günümüzde bunu artık pek yapmadığımız için de kendimizi merkeze alıyoruz. Ve en büyük biziz, patron biziz diye düşünüyoruz. Peki öyle miyiz acaba? Mavi konuda yanıt arayalım. Şimdi geleceğin patronu biz miyiz yapay zeka mı diye soracağız.
Yapay zeka mı, insan mı? Gelecekte kim kimin patronu olacak? Günümüzde teknoloji hayatımızın her alanını sarmış durumda. Akıllı telefonlar elimizden düşmüyor, yapay zeka algoritmaları bizi anlamaya çalışıyor ve robotlar evlerimizi temizliyor. İnsanlar olarak teknolojiye olan ilgimiz giderek artıyor. Ancak bu durum gittikçe yapaylaşıyor muyuz sorusunu akıllara getiriyor. Nörobiyolog Robert Sapolsky, insanlarda özgür irade diye bir şeyin olmadığını, her canlı organizma gibi bizim de yalnızca biyolojik makineler olduğumuzu savunuyor. Peki özgür iradesi olmayan insan yapay zeka ile ne kadar benzerlik gösteriyor? Elon Musk'ın ilk kez bir insanın beynine çip yerleştirdiğini duyurmasıyla birlikte insanlık için yeni bir adım atıldı. Açıklamaya göre bu cihaz sayesinde artık sadece düşünce yoluyla telefon, bilgisayar ve tüm elektroniklerin kontrolüne izin verebileceğiz. Yapay zeka robotları her geçen gün bilgi edinip gelişiyor, insanlarsa teknolojiye her geçen gün daha çok bağımlı hale geliyor. Sizce geleceğin patronu kim gibi görünüyor? Şimdi bu bölümde diyeceğiz ki 15 dakika içerisinde yine konuşacağız. İşte biz kendimizi evrenin patronu zannettik ve sonra yapay zekayı ürettik. Şimdi de acaba bu patronluğu elimizle yapay zekaya teslim mi edeceğiz? Böyle kocaman bir soruyla başlayalım. Bizimle beraber Doktor Tevfik Uyar var, bilim ve bilim kurgu yazarı. Evet, öyle mi olacak? Ya evet, yani şöyle patronluğun tabii şimdi her şeyi tanımlamaya kalkarsak 15 dakikası bize yetmez ama ben patronluğu yapay zekaya değil ama yapay zeka endüstrisine bırakacağımızı söyleyebilirim. Yani yapay zekayı üreten şirketlerin geleceğin tröstlerini oluşturabileceğini varsaymakta hatalı olmayız diye düşünüyorum. Dolayısıyla kimin için yani hepimiz için mi patron olacak yapay zeka şirketleri? Hepimiz için yapay yani zeka şöyle endüstrisi. Her dönemin bir giriş bariyerlerinin çok yüksek olduğu sektörler vardır. Kontroller belli başlı şeylerin eline geçer. Kişilerin. Hı hı. Yani oradan sonra mesela şu saatten sonra bir petrol devi olamazsınız artık. Bitti. Ya da bir havayolu şirketi kurmak çok zordur. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi şu an toplanan veriler, ulaşılan şeyi düşündüğünüzde yeteneği, mesela işte şu an geliştirmiş olan geniş dil modellerini düşünün. Bilmiyorum isimlerini söylemekte burada sakınca oluyor mu da OpenAI'nin geliştirdiği ChatGPT vesaire. Yani şu an mesela ChatGPT'ye rakip olarak çıkabilecek bir ürün ya da hizmet diyelim. Ancak yine binlerce mühendis tarafından milyarlarca dolar yatırılarak çıkabilir. Hani sizin, benim ya da herhangi bir insanın fırsat eşitliği kullanarak şu anın o popüler aracını üretme şansı ve rekabet etme şansı da kalmadı. Bu da kaçınılmaz olarak evet geleceğin patronları bu yapay zekaların üreticileri diyebiliriz. Yani ama Silikon Vadisi elitleri patronlar olacak gibi, öyle gibi. Mi? Gibi çünkü. Evet, zaten yani. Öyleler ya, daha da kuvvetlenecekler belli ki. Evet ya, zaten öyleler dediğimiz durum 20-30 senelik bir durum ama yani internetin hayatımıza girmesiyle. Fakat diğer yandan peki yapay zeka mı? O tabii bambaşka bir çıkış veriyor burada bize. Yani yapay zeka insanlığın önüne geçer, insanlığı kontrol edebilir mi diye. Oraya da ihtimal vermiyor değilim. Çok kolay yani bana sorarsanız ama ben karamsarım bu konularda. Hepimiz öleceğiz. Evet. Yapay zeka. Ya şu andaki gelişimini bilemem. O fütüristlerin işi de şöyle bir şey var. Benim gördüğüm, ben bir alet olarak görüyorum. Yani benim işimi yapsın diye değil, ben onunla beraber çalışmayı seviyorum. Mesela şu anda öyle kullanıyorum. Yapay zekayı mesela bana fikir bulsun diye başvurmuyorum ona ama beraber brainstorming yapıyoruz. Onunla birlikte fikir bulmama yardımcı olması için kullanıyorum ki çok şu anda mesela keyif aldım ve güzel de bir şey bir yandan. Ama ileride ne olur onu benim bileceğim bir şey değil, ne yalan yani, söyleyeyim. Yani yarın öbür gün benim yerime bir sergi açamaz zaten diyorsun. Açabilir de belli olmaz ki çünkü her şey, ama şöyle bir şey var, temelde şunu görüyoruz. Mesela sanatçı tarafından bakarsan şimdi mesela en son bu video teknolojilerinin de bu kadar kısa sürede böyle hani inanılmaz bir hızla yükselmesi. Şimdi
demek ki birkaç sene içinde sadece yazarlar oturup film yapabilmeye başlayacak bu sektörde ya da dizi çekebilmeye başlayacaklar. Hmm. Dizi çekmek de saçma oldu yani. Dizi yarattırabilmeye başlayacaklar, evet. Yaptırabilmeye başlayacaklar diyelim. Dolayısıyla yine neye döneceğiz? Aslında mesela 3D teknolojileri, o şeyler, ben mesela heykellerin çoğunu eskiden murç madırga taş kesiyorduk ve şimdi 3D printerlarla yapıyoruz. Üç boyutlu modellemelerle yapıyorum yani. Ama bunların hepsi araç benim için. Temelde bir şey üretmek çok kolaylaştı dünyada. Yani herkes artık Çin'de çocuk evinde scooter üretebiliyor. Ya da Almanya'da küçük bir girişim otomobil yapabiliyor. Yani elektrikli otomobil üretenlerin sayısı akıl almaz düzeyde yani şu anda. Bir sürü startup var ama tabii kaç tanesi kalacak ayrı. Yani bir şey yapmak çok kolaylaştı, üretmek çok kolaylaştı ama değerli olan şey fikir her zaman. Hikaye, sanat, yaratıcılık kısmında, sanat kısmında hikaye, teknoloji kısmında da fikir. Orada da beraber beyin fırtınası yapıyoruz. Orada diyorsun. Da insan şeyi, orada da işini kolaylaştırmak için evet olabilir. Peki, sizin dediğiniz o son cümle, o karamsar cümleye biraz takıldım ben ister istemez. Burada bir özgür irademizin de elinden alınacağını mı söylüyorsunuz? Ya özgür irade zaten yok diyormuşsunuz. Evet, tabii problemli bir kavram. Tabii tabii. Ya yani felsefi olarak da problemli bir kavram. Yani hem bir neden sonuç ilişkilerinden oluşan bir dünyaya inanıyoruz bir yandan. Hem de özgür irademiz olduğunu düşünüyoruz. O zaman neden sonuç ilişkisiyle yürüyen dünyada hani Laplace'ın şeytanı vardır. Yani her şeyin ilerleyişini biliyorsa mesela o zaman benim az sonra alacağım karar da yine çevredeki fizik yasalarına bağlıysa benim az sonra alacağım karar da bilinebiliyor demektir. O zaman özgür irade tam olarak nerede diye sorabiliriz. Bir de yani şimdi özgür irade olarak sandım. Hani 60'larda 70'lerde bilişsel psikoloji bize şunu gösterdi. İşte biz çok fazla çevresel faktörden etkilenerek karar veriyoruz. Çok sınırlı bir kaynak kullanarak, sınırlı bir kapasiteyle, sınırlı bir zamanda, sınırlı rasyonellikle karar alıyoruz. Çünkü hiçbirimiz süper bilgisayar değiliz. Evet. Elimizdeki kıt bilgiyle bir tatmin edici bir karar almaya çalışıyoruz. Şimdi İnsan zaten kendi kararlarını hangi etki altında aldığının farkında değil. Ya yoksa hepimiz rasyonel kararlar alırdık. Herkes makine gibi olurdu. Dünya zaten tamamen mantıklı bir şekilde işlerdi. Mantıksız hiçbir şeyle karşılaşmamız gerekirdi. Ama öyle değil. Öyle olmadığına göre aslında biz, evet, özgür irade bizim bir eylemliliğimizi temsil ediyor. Yani evet, kararlarımızı kendimiz alıyoruz. Ama bu kararların tamamıyla dışarıdan bağımsız olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Şimdi o zaman dış etkilere açıksak, bu etkinin kaynağının insan olması ya da yapay zeka olması ne değiştirir ki? Yani yapay zeka da bizi gayet özgür irademizden saptırabilir. Hatta bu çok daha kolay olabilir. Siz hiç hayatınızda hesap makinesinizde yaptığınız bir işlemi, ya belki yanlıştır deyip elle sağladınız mı? Sağlamasını yaptınız mı yani? Hesap makinesi 6 basamaklı 2 sayı çarptım. Genelde güveniyorum. Genelde. Uzun süredir var hayatımızda. Tek yani. Güvenmediğin orada kendin olabilirsin. Acaba yanlış sayıya mı bastım diye. Genelde kendi yani. Yaptığım hesabı hesap makinesiyle kontrol ediyorum. Ha. İşte. Demek ki biz eğer bize yeteri kadar doğru sonuç verirse bir makineye ya da yapay zekaya kendimizden daha çok güvenme eğilimindeyiz bu durumda. Evet. O zaman yani bizden daha doğru karar alabiliyor diye düşünüp de ona mı bırakacağız? Ama neden olmasın? Özellikle şeyi düşünün. Mesela mitolojileri ele alalım. Mitolojilerdeki tanrı, yarı tanrı varlıkların ortaya çıkışı önce insanlığın büyük bir derdini çözmekle olabilir. Bu ölüm olabilir, ateşi bulmak olabilir vesaire. Şimdi biz eğer cevaplar aramak için gibi ya da karşılaştığımız şu an çok ciddi problemler var. İklim değişikliği var vesaire. Şimdi eğer bir yapay zeka çıkar, insanlığın bu derdini müthiş bir şekilde çözebilirse biz o artık yapay zekaya her şeye kadir olma, her şeyi bilme, her zaman ve her yerde var olma özelliklerini atfedeceğiz. Bu saydığım üç tanesi dünyadaki bütün tanrı tanımlarının ortak özelliği zaten. Eyvahlar olsun. Ama öyle. Yani o zaman tekrar başa gelelim. Bana da tanıdık gelmişti dediğim gibi. Şöyle bir şey var. Dediniz ki bu yani aklımdan gitti. Peki. Ben şöyle bir şey diyeyim. Sonuçta şöyle bir şey var. Şimdi günümüzde en çok bizi etkileyen şeyler aslında şirketler var. O yapılar ya. Ve bunlar da iyi yürekli değiller. Sonuçta insanlık denen şey, o yani vicdan denen şey genelde kurumsal yapılarda pek olmuyor. Amaçları var ve oraya sayılara doğru ilerliyorlar. Evet. Aynen, sayılara dönüşüyor, daha köreliyor falan. Yapay zeka bunun daha da ilerisi.
Sonuçta hiçbir duygu yok. Yani en azından şimdilik yok ve kararlar bunun üzerine yani vicdan olmadan, duygu olmadan alınacak. Yani en basiti mesela bu dünyaya ben çocukken 3 milyardık dünyadaki insan sayısı. Şimdi 8 milyar. Burada saçma bir durum var. Hiçbir şey yetmiyor. Evet. Bu kadar problem çıkıyor falan filan. Kalabalıktan oluyor aslında baktığın zaman. Paylaşamamak, edememek, kaynak paylaşımı falan. Evet. Aynen öyle. Evet. Yapay zeka araştırma da karar verebilir. 1 milyara geri dönsek. Bu gerçi iyi de olabilir ayrı da. Şimdi ve bunu yapabilecek gücü de olabilir bir süre sonra. Çünkü her şeyi dijital hale getiriyoruz. Yani silahlarımızdan. Evet, çok, çok güvenilir bir yapay zekanın hakikaten işte iklim problemimizi çözdüğünü varsayalım. Yani artık çok özür dilerim. Buyurun. Ben unuttum. Kötümsel, siz unutmayın. Az önce unuttuğumu hatırladım çünkü. İyi tarafından bakıyor. Şu, önce evet, güven sağlayacak. Hayır, hayır. Onu söyleyeceğim. Önce bir güven temin edecek yani. Mitolojide de önce öyle olmuş. Önce bir iyi işte davranış gösterilmiş ki insan ona güvenmiş. Ya şimdi de dediğiniz gibi iklim krizine çözüm buldu ve hemen güvenimizi sağladı. Hemen güvenimizi sağladı ama sonra arkasından ne geleceğini bilmiyoruz ki. Niye güvenelim? Şimdi önce şöyle bir zaten şart düşeyim. Hani biz şu an genel yapay zeka denen bir durumdan bahsediyoruz. AGI dediğimiz yani Artificial General Intelligence. O henüz mümkün olmadı zaten. Hani o dolayısıyla bizim şu an yaptığımız her şey geleceğe yönelik bir spekülasyon. Ve dolayısıyla umarım yanılıyorumdur. Baştan bir onu söyleyeyim. İkincisi de yani şimdi güven meselesini biraz daha şöyle düşünmeye başladım. Şimdi bu bütün izlediğimiz film platformları, müzik platformları mesela bunlarda tavsiye sistemleri var. Bunlar yapay zekaya dayalı algoritmalardır. Şimdi bu şarkıyı beğenebilirsin dediği zaman onun tavsiyesini dinleyip o şarkıyı bir test ediyorsunuz değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Ediyoruz. Ben film içinde güzel öyle şeyler de buldum i̇şte yani. İsabetli de çoğu zaman. Ve dolayısıyla bu isabet oranı zamanla %99'a ulaşırsa artık herhalde benim müziğimi sen seç kardeş falan dersin diye tahmin ediyorum. Veya insanların çoğu bunu diyecektir. Yani yakın arkadaşlarından daha iyi yapıyor. Zaten ne düşündüğümüz önemli değil. Hani bunu bir de demokrasi fikriyle birleştirirseniz %51 bir yapay zekayı başbakan ya da cumhurbaşkanı seçerse zaten kalan 49'un o an ne düşündüğü önemli olmayacak. Burada genel kanıyı nasıl etkileyeceğinden bahsediyorum. İklim krizini çözmek, bir gıda krizini çözmek, işte çok kritik bir savaşı mesela tarafları müzakereye davet eden bir yapay zeka olduğunu varsayalım. Mesela bir dünya savaşı eşiğinden döndürmek. Bunlar halk nezdinde genel kanıyı çok olumlu bir noktaya çekecektir. Ve her şey sizin önce böyle gibi bazı şüpheciler. Ya burada ben yapay zeka bu arada niyet atfetmiyorum. Bizim algımızla alakalı konuşuyorum. Hı. Yani biz burada yapay zekayı artık işte her şeye kadir. O böyle bir karar verdiyse onun mutlaka bir bildiği vardır noktasına geliyorsak. Bunun zaten işte aslında tüm kültürlerde Tanrı'ya atfedilen özellikler olduğunu söylemeye çalışıyorum. O noktadan sonra evet bir gün bu yapay zeka bir problemimiz var. Şu 80 kişiyi öldürürsek çözülecek derse buna genelin tepkisi ne olacak? Ya onun bir bildiği vardır. Demek ki bu 80 kişiyi öldürmemiz gerekiyor. Hani bu kadar hesap kitap yapıyor bu yapay zeka. Ki genelde yaptık bunu tarih boyunca. Gibi ya veya bunu zaten şimdi biz hep yapay zekayı söylüyoruz da zaten bu yapay zeka konusunu çıkarın tarihteki bütün diktatörlere bakın. Hı hı. Onlar da bir krizi çözerek gelirler. Geniş halk kitlelerinin güvenlerini kazanırlar. Ve en nihayetinde garip kararlar verseler de arkalarında duran büyük bir kitle bir süre için en azından mutlaka olur. Peki bunlar anlaşılan yani umarız ki biraz daha zaman alacak konulardır. Yani emin olamayacak o kadar hızlı için, gidiyor ki her şey. Yani evet gerçekten bir de öyle. Ya şimdi, bir de bize bağlı. Çok hızlı gidiyor gerçekten. Bu meslekler konusunu da sormak istiyorum. Çünkü daha dün önemli bir şirketin CEO'su açıklama yaptı. Dedi ki kod yazmayı öğrenmeyin, çocuklara öğretmeyin. Bomboş bir zaman kaybıdır. Bunun yerine tarım, biyoloji, üretim, eğitim gibi şeylerle ilgilensin çocuklarınız diye. Oysa daha geçen haftaya kadar herkes, yani geçen hafta da değil, dün değil, ondan önceki güne kadar kodlama öğretiyordu çocuklarına. Geleceğin mesleği diye. Hatta ilk başta Erdil Yaşaroğlu sürekli tarih tekerrür ediyor gibi bazı şeyler konuşuluyordu da. Mesela Jean-Jacques Rousseau'nun Emil diye bir kitabı var. O da tam olarak onları söylüyor. Yani çok enteresan. O da diyor ki işte çocuklarınıza marangozluk öğretin, inşaat öğretin. O da o dönemin tıbbı ve bilimi için böyle söylüyor mesela. Tabii bilim için ve tıp için ben katılmıyorum. O dönem biraz daha geride olduğu için Jean-Jacques Rousseau öyle düşünüyor olabilir ama ben kesinlikle kodlamanın bitmek üzere olduğunu ben de düşünüyorum. Yani bunu ben haklıyım diye söylemiyorum. Ben de bir babayım. Ben kendi çocuğum için artık onun kodlamaya yönelmesiyle ilgili falan böyle bir düşüncem yok. Geleceği daha 3 sene önce, 5 sene önce geleceği mesleği diye tanıtılan peki meslekler. Peki böyle eli kulağında kimler, hangi meslekler bitecek?
Bence... Ben not alabilirim. Ya şimdi mesleklerin bitmesini... Yani evet, hem yapay zeka araçlarının tamamen onu ikame etmesi olarak düşünebiliriz. Yani evet, ama kimler işsiz kalacak diye sorayım. Enteresanını söyleyeyim. Bir zamanlar karton pier yapmak zenginlik belirtisiydi. Karton pier yaptırmak. Evet, ne zaman ki strafor karton pierler çıktı, insanların bu karton pier olan ilgisi bitti. Neden? Şöyle bir risk var ya, ama herhalde strafordur. Hani tam bir hava atamıyorsunuz. Olmuyor. Şimdi yarım kalıyor. Aynı şey şu an yapay zekanın ürettiği eserler için de geçerli. Yani... Hmm. Belki yakında zaten işte kısa film yapmanın bir değeri kalmayacak. Çünkü insanlar ya kesin yapay zeka yaptırmışlardır diyecek. Artık o zaman şirketler de promosyon ve pazarlama çalışmalarında bugün kullandıkları araçlardan vazgeçecekler. Çünkü insanlar şunu ayırdı demeyecek. Burada insan mı çalıştı, yapay zeka mı çalıştı, iki saniyede mi yaptılar? Karton Pierre'le aynı kaderi paylaşacaklar. Ben bu meslekleri tehlikede görüyorum. Yani peki, algının değersizleştiği meslekleri yani. Peki, teşekkürler. Bakalım neler olacak, göreceğiz. İşte bir yanda yapay zeka algoritmaları karmaşık matematiksel hesaplamaları yapmaya çalışırken işte diğer yanda da insanlar duyguları ve hayalleriyle var olmaya çalışıyor. Bilgisayarlara bir şekilde hükmediyor, yapay zekayı oluşturuyor, ışığı yönlendiriyor ama gitgide de doğallıktan uzaklaşıyor. Teknolojinin nimetlerinden yararlanırken kendi kimliğimizi korumakta da zorlanıyoruz. Belki de gerçek bir yaşam süremiyoruz. Şimdi kırmızı konumuz var sırada. Evet, fizikçilere göre gerçeklik nedir? Dünya gözlerimizin önünde uzanıyor. Gökyüzü mavi, toprak yeşil ve denizler sonsuz. Ancak bu manzaraların gerçekliği nedir? İnsanlar olarak var mıyız, yok muyuz? Bu sorular uzun yıllardır düşünürleri meşgul ediyor. Albert Einstein'ın görelilik teorisi, evrenin yapısını anlamamızda devrim niteliğinde bir adım atmıştır. Ardından Werner Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, kuantum mekaniğinin temel taşlarından biri olmuştur. Michio Kaku'nun sicim teorisi ise, evrenin temel yapısını açıklamak için ileri sürülen kuantum mekaniği ile Einstein'ın genel görelilik kuramını birleştiren önemli bir kuramdır. Peki bu teori bize ne anlatır? Sicim kuramı, belirli bir biçimde titreşen ipliksilerin kütle ve yük gibi özelliklere sahip parçacıklar gibi davranabileceğini söyler. Michio Kaku'ya göre katı olarak bildiğimiz maddeler aslında katı değiller. Ancak biz onların katı olduğu yanılsamalarına sahibiz. Peki gerçeklik sahte midir? Michio Kaku, içinde yaşadığımız dünya hayal dünyası olabilir. Bunun aksini ispatlayamazsınız diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu 15 dakika için bizimle beraber olacak bir konuğumuz daha var. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Savaş Arapoğlu. Fizikçisiniz. Evet. Ve bizi aydınlatacaksınız ışığınızla diye ümit ediyoruz bu bölümde. Biliyoruz da bunu. Şimdi videoya daldık biz. Japon fizikçi Michio Kaku'nun sözü. Dünya ve bizler hayal ürünüyüz. Evren gerçek olmayabilir. Biraz anlatın. Çok açıklanmaya muhtaç. Nasıl? Matrix. Yoksa biz evet, yok muyuz? Aslında öyle değil tabii. Yani bunlar birbiriyle çok başka yerlerden evrilen düşüncelerin geldiği noktalar. Yani mesela zaten mantık olarak eğer hayalsek Matrix'teki gibi ya da buna benzer bir şeyin içinde bunu algılayabilmemiz mümkün değil. Orada da algılamak için ya da algılamamak için bir hap içmeniz gerekiyordu. Yani kırmızı ya da mavi haplardan birini tercih etmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla bu bilimsel olarak zaten desteklenecek bir durum değil. Michio Kaku iyi bir bilim adamı aslında, fikirleri falan da, ama bunlar biraz daha bilimin spekülasyon tarafında kalan, hatta biraz teolojiye varan, felsefeyi işin içine karıştırmaya çalışan, bir anda herhalde neden buradayız düşüncesinde bir anlam vermeye, bunu yaparken de bilimi kullanmaya, fiziği kullanmaya çalışan bir düşüncenin sonucu, ama yani fizik açısından bu mesela bir hayal ürünü olduğumuz, gerçekte var mıyız, böyle bir şey pek anlamlı yani bir şey değil. Fizikçiler bunu konuşmaz mı kendi Hayır, aralarında? Hayır, hiçbir zaman konuşmazlar. Daha somut şeyler konuşuyoruz. Peki, dediniz ki gerçek değilsek zaten bunu asla anlayamayız. Anlayamayız. Yani bu soruyu soramayız kendimize. Evet. Yani aramızdan bazıları uyanmış olamaz yani.
İşte hapı yani. Yani şöyle bir şey var Sedan. Aslında kavram olarak bunları, bu tür şeyleri ortaya koyarken şuna bakmak lazım. Neye bilimsel diyoruz, neye bilimsel olmayan diyoruz. Mesela bize çok absürt gelebilir şimdi bu fikir ama saçma da olsa dünya düzdür diyebilirsiniz. Bunu iddia edebilirsiniz. Bu bilimsel bir önermedir. Çünkü deneyle yanlışlanabileceği gösterilen bir şeydir. Yani doğru olduğu değil, yanlışlanabileceği gösterilen bir şeydir. Ama öte yandan siz diyebilirsiniz ki dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Çünkü gözle görülmeyen varlıklar bunu ekseni. Bu doğru olabilir ama bilimsel değildir. Anlatabiliyor muyum? Buradaki kavramların bilimin ne olduğu, yani siz de bugün çeşitli iddialarda bulunabilirsiniz, ben de bulunabilirim. Ben düşündüm ki aslında dünya gerçekte böyle bir yer yok. Biz aslında birer hayal ürünüyüz diyebilirim. Ben buna inanabilirim, ciddi anlamda inanabilirim. Ama bunun bilimsel olması durumu işte bu dediğim, yani ben böyle bir önermede bulunuyorsam peki bunu doğrulayabilecek bir deneyde önerebiliyor muyum? Bunun için bir gözlem yapılabilir mi? Bunu söyleyebiliyor muyum? Bu çok önemli bir nokta. Bizim için kriter bu. Yani bildiğimiz bugünkü teoriler içinde, kuantum mekaniği içinde, her şey için doğrudur dediğimiz her şey bir sonraki temel gözlem ya da deneye kadar doğru. Orada değişiklik yapmak zorunda kalabiliriz. Bugüne kadar gördüğümüzden farklı bir şey görebiliriz. O zaman da bildiklerimizi değiştirmek zorunda kalabiliriz. Tamam. Önermeler, ispatlar, deneyler bunlar üzerine. Deney. Peki bu kuramlar ve teoriler deneylerden önce herhalde. Bazen önce bazen sonra. Peki buradan sicim kuramına geleceğim. Evet. O konuyla ilgili de görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi sicim kuramı nedir? Çünkü yine aslında aynı kişiye atıfta bulunacağım. Benzer şeyler mi düşünüyorsunuz yine? Hayır, sicim kuramı konusunda çok daha farklı düşünüyorum. Sicim kuramı benim doktora tezimle alakalı bir konu aslında. Ben kendim de doktora eğitimim sırasında bu konuyla ilgili çalıştım. Tezim de doğrudan bu konuyla ilgili. Dolayısıyla sicim kuramı Kaku'nun söylediği o hayal ürünü bir dünyadayız ya da böyle bir yer yok gibi değil. Daha somut bir şey. Daha somut önermeleri olan bir şey ama oradaki temel problemde bazen insanların sicim kuramını da bu tür şeylerle birlikte tartışmalarına neden olan şeylerden bir tanesi sicim kuramıyla ilgili doğrudan gözlemsel şeyler elde edebilmemiz için parçacık hızlandırıcılarında işte CERN'deki gibi yerlerdeki enerji seviyelerinden çok daha büyük enerjilerde deneyler yapabilmeliyiz. Bu şu anda doğrudan mümkün görünmüyor. Ana fikir şu, biz işte elektron deyince bunları öğrencilerimize de öyle anlatıyoruz. Böyle bunlar noktasal nesneler. Birbirleriyle çarpışıyorlar işte bilardo topunun çarpışması gibi. Ama siz diyorsunuz ki ben işte atoma yakından baktığım zaman gördüğüm gibi buna da böyle daha iyi bir büyüteçle baksam, daha yakından baksam. Acaba bunların da bir kendi iç yapıları, şekilleri var mıdır? Çünkü biz orada elektron deyince bir şekil ya da bir şey herhangi bir iç yapı düşünmüyoruz. Şu ana kadar gözlemler bize bunu göstermedi ama olabilir. Sicim kuramı size diyor ki çok yakından bakarsanız bütün aslında gördüğünüz temel parçacıklar, bunların hepsi aslında ipliklerden yapılmış şeylerdir. Bir boyutlu nesnelerdir. Bunların farklı şekilleri, farklı parçacıkları karşılık geliyor gibi bir yaklaşımla temel fiziğin bizim bugün en önemli gördüğümüz problemlerinden bir tanesi olan bütün doğadaki dört temel kuvvetin birleştirilmesine yönelik en ümit var olan kuramlardan bir tanesidir sicim kuramı bu açıdan. Yani neden insanlar sicim kuramı ile ilgileniyorlar? Niye parçacıkların işte iplik gibi olmaları önemli bir şey çok yakından baktığımız zaman? Çünkü bu bizim doğadaki bildiğimiz dört temel kuvveti birleştirebilmek ve böylece aslında evrenin başlangıcına gidip oralarda tam olarak neler olduğunu anlayabilmemiz için çok önemli bir şey, bir unsur. Bu yüzden önemli. Peki. Yani sicim kuramı hayal meselesinden çok daha somut bir şey. Onu aramızda konuşuyoruz fizikçiler olarak. Tamam, o bizde diyorsunuz. Bunu nasıl ispatlanacak peki? Doğrudan değil. Dolaylı daha şekilde. Büyük mikroskop yaparak. İşte öyle olmuyor. Mümkün değil öyle gözlemlenmesi. Boyutlu bir şey göremeyiz zaten. Yani ne kadar büyük mikroskopla baksak herhalde değil mi? Çok çok küçük olduğunu düşünüyoruz onların büyüklüklerinin. Ama tabii şey var, yani bizim sonuçta etrafımızda gördüğümüz evren de belli bir enerji seviyesinde ve o kuramların hepsinin en sonunda bizim bugün gördüğümüz evrene nasıl evrildiği ve gördüğümüz etrafımızdaki şeyleri nasıl açıkladığı önemli. Basit bir örnek, elektronun bir yükü var. Ölçüyoruz bunu. Ama şunu bilmiyoruz mesela. Neden elektronun yükü bizim ölçtüğümüz değerde? Niye bu değere sahip?
Biz bunu deneylerden ve gözlemlerden çıkartıyoruz. Evet. Ama daha temel bir kuramın, mesela sicim kuramı gibi bir kuram doğruysa eğer, evrenin başlangıcına yönelik şeyleri anlarken, bir şekilde bir mekanizma ile bunu açıklayabilmesini de bekliyoruz. Peki, o sicim kurumunda anlayamadığım bir şey ve sizin de söz etmediğiniz bir şey, yani ipliksileri ve o titreşimi ve çok küçük, oraları tamam. Sen anladım. Sicim kuramını anladın, anlayamadığın bir şey var, onu soruyorsun. Yok, hocam söz etmedi. Benim IQ'm 20'ye düştü şu anda. Yok, aşk olsun. Benim zaten ben bu programı çalışırken çok düştü de, işte... Bir de orada katı olmamasından bahsediyordu. Tam ne söylediğini ben de anlayamadım. Bazen işte böyle şeyler çok tehlikelidir. Yani sicim kuramının içinde katılıkla ilgili bir şey yok mu? Yok. Hayır, ya yok. Michio Kaku fringe science dediğimiz bir alanda artık tamam, kendini var eden birisi. Tamam, o zaman yine ikisinin iç içe geçmesi gibi bir durum söz konusu. Ya da Michio Kaku'nun sicim kuramını değerlendirmesi mi farklı? Evet, şimdi yani şöyle, bazen bunu alanın dışında birilerine anlatırken, popüler bilim kitaplarında da çokça rastlanır bu, insanlar metaforlar kullanıyorlar. Yani bir tür, nasıl diyeyim, size bunu bu alanda çalışmıyorsanız teknik bir takım şeyleri anlatırken gözünüzde şunu canlandırabilirsiniz diye bazı resimler çiziyorlar. Bunlar aslında resim sonuçta. Yani size arka planda ne olduğunu belki biraz daha söyleyebilecek şeyler, ama onlar çok tehlikeli. Bir anda bunları gerçekliğin tasviri gibi düşünmeye başlarsak, işte dolayısıyla ben Michio Kaku'nun tam orada ne kastettiğini anlamıyorum tabii, ama yani bizim katılıkla ilgili herhangi bir şey bu tür modellerde, kuramlarda hiçbir şey yok. Bir ilgisi yok yani. Yani aslında nesnelerin katı olduğuna dair bir yanılsamamız var. Nesneler boştur. Ha, büyük bölümü boş, evet. Yani çünkü elektronlar birbirlerini iterler. Yani biz de aslında burada değiliz. Yani şu anda böyle oturmuyoruz. Çünkü elektronlar birbirlerini sevmez ve birbirlerini itenler. Ve biz kendimizi katı zannediyoruz ama aslında değiliz falan gibi bir açıklama. Tabii ki evet, beyin yakıcı. Yani anlamadığım için sordum zaten. Katı tanımımız zaten böyle hani basınca içine göçmeyen şey diyelim, sallıyorum. Yani ister burada elektronlar birbirini ittiği için olsun, ister işte Ayşe ile Veli burada birbirini ittiği için olsun, fark etmez. Biz katı diye zaten şu varlığa diyoruz. Dolayısıyla aslında katı değiliz diyemeyiz. Orada semantik bir hata var zaten. Yani bir de boyutla ilgili bir şey hata var yani. Katılık çok boyutla ilgili bir şey değil mi yani? Çok küçüldüğün zaman zaten bunlar dağılmaya başlamayacak mı? Böyle iyice küçülebilsen bunun yanında elektronlar biri orada biri orada olmayacak mı? Değiyor mu hepsi birbirine? Değmiyorlar asla. E o zaman? Değmiyorlar. Boşluk derken onu mu kastediyorsun evet, acaba? Evet, yani yani atomun, yani en basit hidrojen atomunun içinde de yani protonla elektronun aşağı yukarı bulundukları mesafeyi biraz daha böyle güneş sistemi gibi zihnimizde canlandırıp modellemeye kalkarsak, işte protonu buraya koyarsanız elektron Ankara'dan daha uzakta bir yerde, arası bomboş. Yani muazzam bir rant işte, alanı var. Hocam, sıvılarda da değmiyor ama niye kimse sıvılar sıvı değildir değil mi? Yani sıvılarda da değmiyor, gazlarda da değmiyor zaten, yani hiçbir yerde değmiyor. Ama katılarda bir durum var demek ki. Evet. Yani, yani katılarda sivil. Aman yani. Bana dokunmayan yılan iyice kuru. Peki o zaman başka bir teoriden daha konuşalım. İzafiyet teorisinden. O normal, çok güzel. Evet. Yani onunla ilgili bir şüphemiz yok. Yani niye sadece bunu, izafiyet teorisini 20. yüzyılın başlarında farkına vardık? Aslında bu da deneysel, gözlemsel bir takım şeyleri ulaşabilme, yapabilme, yerine getirebilmemizle alakalı. Çünkü bu izafiyetle ilgili Einstein'ın özel relativite teorisi, 1905'te öne sürdüğü teoriyle ilgili şeyleri fark edebilmek için, Newton'un en azından 1600'lerin sonlarında öne sürdüğü mekanikle ilgili şeylerde bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini anlayabilmemiz için ışık hızına yakın hızlarda deney yapabilmemiz lazım. Işık hızı çok büyük bir hız. Bizim günlük hayatta farkına vardığımız ya da takip edebildiğimiz şeylerle kıyaslanmayacak kadar büyük bir hız. Çoğu zaman bir sürü şeyin bu yüzden farkında değiliz. Çıplak algılarımızla diyelim, doğrudan gördüğümüz şeylerle. Gene basit bir örnek, yani mesela insan gözü 4000-7000 angstrom arasında görebiliyor. Neden 4000-7000 angstrom arasında görebiliyoruz da mesela 8000-9000'leri görmüyoruz? Çünkü büyük ihtimalle etrafımızdaki hakim ışık kaynağı güneş. Ve güneşin rengi sarı. Sarı renk aşağı yukarı 5500 angstrom civarında, tam 4000-7000'in ortasında düşüyor. Çok bariz bir şekilde etrafımızdaki koşullar ve dünya aslında biraz nasıl algıladığımızı anlatıyor. Bizler ışık hızıyla hareket edebilen varlıklar değiliz ki oradaki
bir takım şeyleri çok doğal algılayabilelim. Dolayısıyla aynı şey kuantum aslında fiziği için de geçerli. Orada da bu sefer nesneleri hızlandırmak yerine boyutlarını küçültüyorsunuz. Hı hı. Ama o küçüldüğü zaman bizim şimdi etrafımızda gördüğümüz, yani iki tane elektronun çarpışması, iki tane bilardo topunun çarpışması gibi değil her zaman. Siz iki topu klasik olarak çarpıştırırsanız iki top çarpışır. Siz bunu kaç kere denerseniz deneyin her zaman iki top olarak ayrılırlar birbirlerinden. Ama işte mesela CERN'deki parçacık hızlandırıcı deneylerinde bunlar yapıldığında, bu parçacıkları yüksek enerjilerle çarptırdığınızda iki elektron çarpıştığında ortaya iki elektrondan çok daha farklı parçacıklar çıkıyor. Zaten esprisi bu, bu tür parçacık hızlandırıcılarındaki deneylerin. Yani kuantum dünyası ya da izafiyet etkileri bizim şimdi gördüğümüz, bize çok doğal gelen şeylerden çok farklı bir dünya. Biraz daha orada yasaları ya da ifade şekillerini değiştiriyoruz. Onun için de anlamak ve sonra da onları yorumlayabilmek çok büyük bir problem haline geliyor. İşte çoklu dünyalar, Michio Kaku'nun dediği gibi en sonunda yani biraz şey yapmış olmanız lazım. Zihninizin yanmış olması lazım. Evet. Hayal dünyasında yaşıyoruz ya da aslında gerçeklik değil burada yaşadığımız şey gibi. Gerçekliği arıyoruz ama bilimsel olarak da en sonunda söylediğimiz şeyin ya da modelin oluşturduğumuz tasvir etme şeklinin fiziksel gerçekliğin tam karşılığı olup olmadığını hiçbir zaman söyleyemeyiz. Bilim hep bir yanılgı payı bırakır. Mutlaka biliyoruz diyebileceğimiz bir yerde değiliz. Evet. Bu kuantum mekaniği veya aslında kuantum kelime olarak da son dönemde fazlaca bundan da bir muzdaripsiniz galiba. Tabii. Yani, istismar ediliyor. Yani. Yani oradaki o belirsizlik şey olarak, yani hatta ya bunun istismarının iki şekli var. Bir böyle kuantumun diğer bilim alanlarına sıçraması, kuantum insan kaynakları falan gibi. Hani çok aslında fiziki büyük kuantumla hiç alakası olmayan ama bir şekilde yakıştırılan alanlar var. Bir de tabii bu işte mistik ya da hani yeni çağ inanışları dediğimiz, İşte veya işte ne bileyim falcılık, şifacılık, bir de oraları kapsadığı yerler var. Hani burada bilim tarafındaki o hocamın bahsetmiş olduğu belirsizlik böyle alınıp çok güzel. Ya zaten paralel evrenler var, işte zaten hiçbir şey bilemeyiz biz. O zaman biz ne düşünürsek o olur. Evrene olumlu mesajı yollayalım falan. Çok hızlı şekilde evriliyor yani. Peki o zaman evrene önemli mesaj yollamayalım. Yok. Ama rejinin bana mesajı sürenin bittiği yönünde oldu. Bitti mi acaba? Çok teşekkür ettik. Belki bitmemişti. Kuantum. Belki bitmedi tabii. Evet. Bilemiyorum. Şimdi belki şu anda bilemiyorum. Belki burada bitti Altan. Ama başka bir boyutta. Evet. Peki. Evet, kuantum fiziği dedik ki evrenin temel yapı taşlarını ve onunla etkileşimi anlamamıza yardımcı oluyor kuşkusuz. Şimdi ama başka bir konuya geçeceğiz. Çünkü Mevlana'nın öğretileri de sevgi, hoşgörü, birliğin evrenselliğini vurgulayan öğretiler bunlar. Peki bu iki görüş arasında bir bağ olabilir mi? Olursa nasıl olur? Bakalım mavi konumuza. Evrenin anahtarı Mevlana öğretilerinde mi? Evrende uyum ve ritim nasıl sağlanıyor? Evrende her bir parçacığın dönme hareketi içinde olduğuna inanılıyor. Atomlar çekirdekleri etrafında elektronlarla birlikte dönüyor, gezegenler birbirlerinin etrafında dönüyor. Hatta insanın vücudunun içindeki kan bile dolaşımla dönüyor. Evrensel uyum ve ritim, bilim dünyasında ve felsefi düşüncelerde büyük bir merak uyandırıyor. Sicim teorisi ve Mevlana ise burada devreye giriyor. Sicim teorisi, evrende var olan tüm parçacıkları titreşen birer sicim olarak tasvir eder. Mevlana'nın mesnevisinde geçen "Evrende her nesne birbirine görünmez bir sicimle bağlıdır" beyti, sicim teorisyenlerine ilham kaynağı olmuş, hatta Amerika'daki kuantum fizikçileri bu sayede sicim teorisini çözdüklerini iddia etmişlerdir. Siz ne düşünüyorsunuz? Mavi
Mavi konumuz zincirleme reaksiyonu bu akşamki son konusu. 15 dakika bir süremiz var. Yeni bir de konuğumuz geldi. Hasan Kerim Güç, tasavvuf araştırmacısı, yazar. Hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi bu bölüme reklam arasına gitmeden önce soru sorarak başladık. Evrenin anahtarı Mevlana öğretilerinde mi dedik? Aslında ondan önce de biraz kuantum konuşmuştuk burada Savaş Hocam'la birlikte. Kuantum ve tasavvuf felsefesinin benzerlikleri var mı? Bazı kaynaklarda bazı benzerlikler yakalayanlar var çünkü. Size göre var mı? Vallahi, varsa ne? Var ama işte son bölümde sizlerin de söylediği gibi ne yazık ki bu biraz farklı bir noktaya çekiliyor. O nedenle belki bir problem oluşturuyor ama genel olarak baktığımızda aslında belki biraz endüstri devriminden başlamak lazım. Endüstri devrimiyle başlayan hareketle öncesinde skolastik bir çağ vardı. O skolastik çağda da din çok egemendi ve işte Vatikan'ın yapmış oldukları ve Batı'da bu egemenlik belli bir süre sonra artık kendini bilime bıraktı. Ve bu sefer de dinle bilim arasında tamamen bir çatışma olması söz konusu oldu. Ama endüstriyel devrimle beraber, yeni şeylerle beraber tabii din biraz arkaya doğru atılmaya başlandı. Ama dinle beraber sadece din değil, aynı zamanda metafizik de geriye doğru atılmaya başladı. Şu an aslında belki de kuantumun ortaya çıkması, yani kuantum fiziğinin önemli bir noktaya gelmesi bunu biraz değiştirdi. Çünkü ondan evvel Newton fiziği, mekaniği üzerinden baktığımız zaman tamamen metafizikten bağımsız bir fizik düşünülüyor. Ve insanda da şunu yaratıyor. Ben eğer sebepleyen, yani deterministik bir görüş, eğer ben sebepleri bilirsem sonuçları da hakim olurum. Ama ne yazık ki işte kuantumda veya iyi ki kuantumda böyle bir şey olmadığı için, belirsizlik teorisi biraz evvel hocam bahsetti veya siz de bahsettiniz. Metafizik biraz daha geri dönmeye başladı ve belki bir New Science diye bir şey ortaya çıktı. New Science dedikleri hem kadimin hem modernin birleştirildiği bir nokta ortaya çıktı. İşte tam burada Hazreti Mevlana'nın sema metaforu gayet güzel ortaya çıkıyor. İşte diyor ki ben bir ayağımla şeriatta sabit, diğer ayağımla 72 milleti dolaşırım. Hak'tan alırım, halka veririm. Sema aslında hemen hemen bunu gösteriyor. Ortada kalabilmeyi gösteriyor. Yani iki taraftan da yararlanabileceğiz. Hem metafizikten yararlanacağız, hem fizikten yararlanacağız. Bu ikisi arasında bir noktaya gelebiliriz diye düşünüyoruz. İkisi arasındaki bağlantı, kuantumla bağlantıyı belki de biraz işte semantik, biraz evvel semantik şeylerde siz biraz evvel örnek verdiniz, bir beyit örneği verdiniz. Amerika'ya Coleman Barks diye bir profesör, bir akademisyen aslında Mevlana'yı tanıttı. Belki de bizim hiç yapamadığımız bir şeyi o başardı. Ve kendisi de bir şair olması itibarıyla aslında ne yaptı? Bir şiirler topluluğu oluşturdu. Fakat bunu yaparken Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi'nin çeşitli yerlerinden keserek yaptı. Mesela ben aslında belki de Amerika'ya bunu iten şiiri size çok kısa söyleyeyim. Hı hı. Yani kuantumun belki de başlamasına veya başlamasına derken ikisi arasındaki bağlantının kurulmasında. Evet. Coleman Barks diyor ki, ki bu şiirin adı gökyüzünün ötesinde bir cennetten bahsediyor. Şiirin adı o şekilde. Gördüğün her şeyin kökleri var görünmeyen dünyada. Şekiller değişebilir ama özü aynı. Her harika manzara yok olacak, her tatlı söz solup gidecek. Ama cesaretin kırılmasın, geldikleri kaynak sonsuz. Büyüyor, dallanıyor, yeni bir hayat ve yeni bir neşe veriyor. Neden ağlıyorsun? O kaynak senin içinde ve bütün evren ondan fışkırıyor. Bu Coleman Barks'ın, ben de Farsçadan değil de İngilizceden tercüme ettim bunu. Çünkü dediğim gibi onun şeyinden ve bu yavaş yavaş kuantum fizikçilerine bir ilham olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi hocamızın da söylediği gibi biraz semantik meselesi, biraz aslında dille alakalı bir konu. Şu çok önemli, evet her nesnenin arasında bir bağ var ve burada aslında sicim kullanılıyor, ip kelimesi kullanılıyor. Hı hı. Ve sicim teorisiyle ilgili çok ciddi bir bağlantı sağlanmış oluyor. Ama tabii dediğim gibi gene sözlerle alakalı. Hı hı. Başka bir örnek, Amerika'da Wolf diye başka bir profesör gene bunun üzerinden gidiyor. Mesela o da çok ilginç bir noktaya değiniyor. Şimdi biz dedik ya, varlık aslında sadece Allah'ın varlığı. Yani Hazreti Mevlana bunu söylüyor. Tek bir varlık var, o da Allah'ın varlığı. Başka varlıkların hepsi aslında gölge varlıklar. Bizler aslında gölge varlıkları oluşturuyoruz. Ve bunu da bir izmarit şeyiyle anlatmaya çalışacağım. Bir metafor kullanıyor. Hı hı. İzmarit diyor, bir çadıra girdiniz. Çadırın içi karanlık.
Dışarıdan içeriye doğru girdiğiniz zaman o karanın içerisinde bir izmarit yanıyor. Gördüğünüz sadece bir noktadan ibaret. Ama eğer bu izmaritin arkasına bir ip bağlayıp o ipi çevirirseniz, içeriye girdiğiniz anda bir çember göreceksiniz. Aslında dışarıdan baktığınız zaman kaç tane izmarit var? Tek bir tane izmarit var. Ama bir dairenin oluşturabileceği izmarit sayısı en az 360 veya sonsuz olması lazım. Şimdi baktığınız zaman gölgeler alemi aslında bir alem haline geldi. Şimdi diyor ki Wolf, parçacık teorisi üzerine, hocam çift yarık üzerinden gidiyor ve diyor ki eğer diyor bir gözlemci varsa ortada parçacığa dönüşüyor. Yani dalga olarak yayılmıyor ışın, fotonlar. Ama eğer bir gözlemci yoksa foton şey olarak dağılıyor, dalga olarak dağılıyor. Gözlemciyi bir kafir olarak görüyor. Yani iki kişi olduğu zaman bir kafir olmak durumunda. Çünkü sadece tek bir Allah var. İkinci bir kişi, biraz evet kafanızı yakacağım şimdi. Yanmıştı. Evet, ben de tam olarak devam ediyorum. Benim de yandı zaten, evet. Birlik sadece Allah'a ait. Eğer başka biri varsa orada, başka biri bir varlık söylüyorsa o kafirlik oluşturuyor. Yani iki kişinin olması olmuyor. Dolayısıyla eğer bir gözlemci varsa diyor, çöküyor diyor. Ve bu çökmeyi de şeye bağlamış işte buradaki o metafora bağlamış. Ama hocamın dediği gibi bunların çoğu aslında metaforlar üzerinden okunacaklar. Ve tasavvufun ancak bir imkanımız yok bizim. Bir deney yapıp o deney üzerinden gösterme imkanımız yok. Ama fiziğin karşısında muhakkak bir metafizik karşılık olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve Hazreti Mevlana da bu karşılıkları vermiş gibi gözüküyor. Ve en azından onun vermiş olduğu karşılıkların şimdi başka bir fiziksel karşılığı varmış gibi duruyor. Evet. Erdil, nasılsın? Yakıldı mı? Abi. Ne diyeyim? Yok yani nasılsın diye merak ettim. Şimdi döneceğim Savaş Hocam'a da o arada iyi misin diye ben soruyorum. Çok iyiyim. Tamam, harika. Harika. Ben bir sürü şey öğreniyorum ya, nefis. Daha ne olsun? Peki, bu doğru büyük parçalar ve küçük parçacıklar arasındaki ilişki? Tam anladığım bir şey değil aslında. Parçacık, biz şöyle sınıflandırıyoruz bu parçacıkları da. Mesela proton 1930'lara 40'lara kadar temel parçacık sayılabilecek parçacıklardan biriydi. Ama sonradan anlaşıldı ki proton denilen çekirdekteki parçacıkları oluşturan daha alt parçacıklar da var. Adlarına kuark diyoruz bunların. Dolayısıyla büyük parçacık, küçük parçacık yerine aslında daha temel parçacık ya da o temel parçacıklardan oluşmuş kompozit yapılardan bahsedebiliriz. Mesela atom da belli bir süre için iç yapısının nasıl olduğu anlaşılabilen bir şey değildi. İşte gene 20. yüzyılın başında saçılma deneyleri adı verilen, bugün gene modern parçacık hızlandırıcılarında kullanılan deney yaklaşımıyla yapılan deneylerle işte atomun da içinde çok yoğunlaşmış bir çekirdek var. Etrafında da işte elektronlar var. Buna benzer bir yapı gene gözlemlerle ortaya çıkıyor ve aslında o parçacıkların daha alt parçacıklardan oluşup oluşmadığını söyleyebilmemizi sağlayan şey yüksek enerjilerde bu parçacıkları çarpıştırmak. Az önce söylediğim o topları çarpıştırma meselesinde yani iki elektronu ne kadar yüksek hızda çarpıştırırsanız aslında birbirlerinin içine difüze etme, birbirlerinin içindeki yapıyı açığa çıkartma şeyleri o kadar artacak demektir. Ana fikir bu yani bu tür deneylerde. Ama bu çok kolay değil. Yani teknolojik olarak da çok kolay değil. İşte bazen burada teori öne geçiyor. Siz bir var olanı açıklarken bir model oluşturuyorsunuz, bir kuram oluşturuyorsunuz. O kuram bazen sizin düşündüğünüzün ötesinde tahminlerde de bulunuyor. Diyor ki aslında böyle böyle şeyleri açıklıyorsan bir de böyle bir şey de olabilir. Sonra bir bakıyorsunuz ki böyle işte Higgs parçacığı mesela. Higgs parçacığının varlığı 60'ların sonunda, 70'lerin, 1970'lerin başında. Yani ben daha dünyada yokum o zaman. Yani o zamanlar önerilmiş ama 2012'de varlığı gösterildi gerçekten. Çünkü öyle bir bu işte parçacık fiziğinin standart modeli denilen şey öyle bir yapıydı ki yani 100 parçalık bir puzzle düşünün. 99 parçayı koymuşsunuz, tam ortada şurada bir tane parça var. Yani bilimsel olarak aslında bilimsel yöntem ve yaklaşım olarak hala olmayabilir. Yani bütün puzzle çöpe gidebilir en sonunda sizin bulduğunuz ya da bulamadığınız şeylerle. Ama öte yandan o kadar düzgün, diğer şeyleri de gayet doğal açıklayan bir yapı var ki ortada, ona güveniyorsunuz. Yani daha önce yapılan deneylerde
enerji seviyelerinde görülmemesine rağmen Higgs parçacı biraz daha yüksek. Bu sefer elektronları değil protonları çarpıştırıyorlar birbirleriyle. Bu tabii arada bir 20 yıllık gecikmeye neden oluyor ve inanılmaz milyar dolarlar bütçe ayrılmasına neden olan bir deneye neden oluyor. Ama en sonunda Higgs parçacı 2012 yılında, yani önerildiği zamandan aşağı yukarı 42 yıl sonra gözlemlendi. Dolayısıyla bazen o az önce konuştuğumuz şeyle alakalı olarak bazen kuram önde gidiyor. Bazen siz bir şey görüyorsunuz. Onu açıklamak için kuram ya da model oluşturmaya çalışıyorsunuz. Kerim Bey'in dediği gibi yani hani bütün bunların içinde, fiziğin içinde bir arayış ortaya çıkabiliyor. Evet. Yani neden en sonunda? Bunu açıklarken işte hani bir büyük güç evrende var diyebilirsiniz. Buna ihtiyaç duymadan bazı şeyleri açıklayabilirsiniz. Bu biraz aslında şey, hani insanların nasıl düşündüğüyle bence yetiştiğimiz toplumda evet önemli oluyor. Ama bizim toplum olarak yani esasen önemli olan şey işte hani o kuantum kelimesinin yanlış kullanımındaki her yere girip de olur olmaz şeylerin çıkması gibi. Bizim biraz yani millet olarak, toplum olarak bu kavramları tam olarak anlayabilmemiz gerekiyor. İyi bir eğitim sistemine, konuştuğumuz şeyin aslında ne olduğuna, neye bilim dememiz gerektiğine, neye inanç dememiz gerektiğine, bunların birbirleriyle aslında çatışmadıklarını, belki birbirlerini destekleyebileceklerini söylemeye geliyor. Yani kavga halinde değiller. Ama biz bazen olmadık şeyler yapmaya çalışıp bir araya getirmeye ya da ayırmaya çalışınca tuhaf şeyler ortaya çıkıyor. Yani biz mantıklı tartışamıyoruz bazı şeyleri ne yazık ki. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Hocamın söylediği gayet doğru. Bunu orta noktada birleştirmek lazım. Nerenin inanç, nerenin. Ama dediği gibi ara, bu arada çıkan, hepimiz bundan muzdaribiz. Yani bir ara şeyler çıkmaya başladı. Ne bilim, ne tasavvuf, yani ne din tam arasında bir noktada şifacı olarak çıkan ve kuantumla birleştiren. Ama benim bile buraya gelirken hocamın yanında yani rezil olmamak için bir elektronik, en azından bir elektronik mühendisliği şeyim var. Lisansım var. Dolayısıyla yani yanında bile konuşabilmek için en azından böyle bir şeyim olduğunu düşünüyorum. Onun için kuantum denildiği zaman kuantum çok aşağı bir noktada kullanılıyor ama kuantum fiziği çok farklı bir şey ve çok ileri bir seviye gerektiriyor diye düşünüyorum. Evet. Mesela. Ben de katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, birbiriyle çatışan değil, zaman zaman da birbirini hatta destekleyen alanlar bunlar. Yeter ki herkesin burada rahatsız olduğu başka kullanımlar ortaya çıkmasın. Peki Hasan Kerim Güç çok teşekkürler. Çok Profesör teşekkür Doktor ederim. Savaş Arapoğlu çok teşekkürler. Erdil teşekkür ediyorum. Ben Erdil teşekkür Yaşaroğlu bugün bizimle birlikteydi. Zincirleme reaksiyonu artık noktalayacağız. Tarihten bugüne insanın zamana, ışığa olan hükmetme hevesini konuştuk programda. Güneşin doğuşuyla uyanıp batışıyla günü bitiren atalarımıza kıyasla bugün rüya bile göremeyecek kadar az uyuduğumuz gerçeğiyle yüzleştik. 90'lı yıllar rüya gibi dedik ama en samimi haliyle geçti 90'lar. Bugün gittikçe yapaylaştığımız dünyada havada asılı kazan bazı sorular vardı. Onların yanıtlarını da fizikçilere ve tasavvufçulara sorduk. Onlardan öğrendik. Zincirleme reaksiyonunu noktalıyoruz.